İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te bugün tabii ki Salı siyaset akşamı. Siyaset konuşacağız. Siyasete konuşacak tek bir şey var. Biliyorsunuz Mart ayının son günü yerel seçimler var ve Türkiye yaklaşık 2 aydır yerel seçim havasına girmiş vaziyette. Çeşitli illerde adaylar, aday adayları belliydi ama adaylar belli değildi. Çeşitli illerde kimin aday olduğu ortaya çıktı. Fakat merak edilen yerlerde bu merak hala giderilmiş değil. Özellikle yarışı başa baş geçirmesi beklenen bazı iller var. Özellikle Ankara gibi, İstanbul gibi CHP'nin bu kez iddialı olduğu iller var. Bu illerde henüz daha iki taraftan da bir ses seda çıkmış değil. AK Parti tarafında Binali Yıldırım İstanbul için çok konuşuluyor. İkna edilemiyor deniyor, ediliyor deniyor. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı bunun için biraz daha bekleyeceğimizi belirtti. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önce Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adı ortaya atıldı. Ancak Muharrem İnce bunun ancak bir ön seçimle ve delegeler isterse olacağını söyleyince vakit de belki bu ön seçim için olmadığından dolayı gündemden düştü. Başka isimler konuşuluyor. CHP'de aklınıza gelen kim varsa bu konuda adı geçti. Son olarak Sayın İmamoğlu gündemde o olacak gibi duruyor ama o da kesin değil. O yüzden beklemedeyiz ve bu akşam bütün bu sorulara yanıt almayı umuyoruz tabii ki. Yani kimse şunun adayı şudur, bunun adayı budur demeyecek ama bu tartışmalar nereye doğru evriliyor? Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli 4 konuğum var. 3 İstanbul'da, 1 Ankara'da. İstanbul'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı var. Hemen yanında Elif Dördüncü Aydemir var. Siyaset Stratejileri Danışmanı, Kuatros Siyaset Stratejilerinde Başkanı değil mi? Evet. Hemen yanında hepinizin tanıdığı Genel Araştırma Şirketi'nin Başkanı Sayın İhsan Aktaş ve Ankara'da Polis Akademisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin konuğumuz. Bu akşam bu meseleleri en azından 2 saat boyunca. Efendim hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmek çok büyük onur bizim için. Ne zamandır bizi ekiyordunuz çünkü. Oğuz Bey hoş geldiniz ve ilk defa gelmenin belki şeyiyle ayrıcalığı edelim uzun zamandan beri. Hemen size başladım. Cumhuriyet Halk Partisi hanımefendi burada daha önce sık sık bir şeyi dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi adayını erken açıklamalı çünkü adayını tanıtmak durumunda olacak. Medya gücü de zayıf. Bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar erken açıklarsa o kadar iyi olur dedi. Demediniz mi? Aynen dedi. Aynen böyle dedi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Ankara ve İstanbul'da halen bir aday açıklamış değil. Oysa baktığınızda 5 yıllık bir süresi vardı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani geçen seçimden bu yana birini belirleyebilirdi. CHP niye hala bir aday açıklayamadı? Tartışılan konular neler? Şimdi şöyle, bir aday bulamadığı durumu yok aslında. Ortada adı geçen birçok arkadaşımız var, siz az önce bahsettiniz. Burada şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi normal koşullar altında adaylarını bu kadar erken açıklamazdı. Medya imkanları var. Adayını tanıtmak gibi derdi yok. Kampanya yürütmekle ilgili bir sıkıntısı da yok. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarını niye erken açıklıyor? Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını açıklarken aslında en erken açıklayan biziz ama biz İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri erken açıklamadığımız için genel olarak bir geç açıklanıyor algısı var. Biz daha çok belde, ilçe yani Anadolu'dan başlayarak gelen bir şey izliyoruz, bir süreç izliyoruz. İşte 6 Aralık'ta 3. Parti Meclisimiz var. Bu 3. Parti Meclisi'nde de adaylar açıklanacak yine. Biz bu sefer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin nerelerde ortak aday çıkarıyorlar, nerelerde çıkarmıyorlar, Cumhur İttifakı ne kadar devam edecek, ne kadar etmeyecek ya da bu genel anlamda ifade edilmiş olan Cumhur İttifakı yerine nasıl yansıyacak, içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik koşullar seçmeni nasıl etkileyecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu tavrı ne olacak, biz bunu görmek istiyoruz. Görüyoruz. Yani siz İttifakın ne yapacağını görüp ondan sonra mı? Zaten şu anda görmeye başladık. İşte Ankara'da aday açıkladılar, İzmir'de aday açıkladılar. İstanbul'da beklenen bir aday açıklaması vardı. Gecikiyor. Onların ilçeleri var. Çünkü büyükşehir adayını açıklamanız tek başına bir şey ifade etmiyor. Özellikle metropol ilçelerinde adayların açıklanması durumunda bir genel çerçeve görülmüş oluyor. Özellikle büyük illerde. Dolayısıyla biz şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elini görüyoruz. Bu da bir strateji. Peki mesela
el görürken, şimdi madem pokerden ya da kağıt oyunlarından gittik, el görürken karşı tarafın elini çok güçlü gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Mesela sizin de bir eliniz var, bir elinizde bir kağıtlar var sonuçta. Kağıtla çalmanız mümkün değil bu saatten sonra. Eli görmek neye yarıyor orada? Şimdi eğer ortada çok eşitsiz bir rekabet varsa el görmek çok bir işe yaramayabilir. Ama Ankara'da el görmek önemli. İstanbul'da el görmek önemli. İzmir'de konuşulan birçok aday varken şu anda Sayın Zeybekçi'nin adaylaşmış olmasını görmek önemli. Bu açıdan soruyor. Anladım. Peki, hemen İhsan Bey'e döneceğim. İhsan Bey, AK Parti hakikaten adaylarını açıklar gibi oluyor, açıklamıyor falan böyle. İşte isimler çıkıyor, sonra çıkmadı oluyor. Bazı isimler öne çıkıyor. Binali Yıldırım açıklanmış gibi oldu ama sonra açıklanmadı, ortaya çıktı. AK Parti'de Binali Yıldırım adı üstünde pek çok dedikodu var işte. İlçeleri beğenmedi, il başkanından şikayetçi falan gibi pek çok şey yazıldı, çizildi. Bunların hangisi doğru, hangisi değil bilemem. AK Parti'nin içindeki olan bitene bu denli hakim noktada değilim ama belli ki orada bir sıkıntı varmış gibi duruyor. Nedir sıkıntı, var mıdır? Yani tabii biz böyle kulis bilgisinden dolayı analiz yapabiliriz ancak durumu dışarıdan baktığımız zaman sizler gibiyiz yani bakış açısı olarak. Şimdi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belirlendiği zaman doğaldır ki aslında ilçelerde yani o kentin siyaseti de başkanda müzakeredir. Yani İstanbul artık tek başına bir belediye başkanlığı değil de artık kent liderliği pozisyonu var. Yani sadece Türkiye içindeki bir belediye rekabeti değil, aslında İstanbul bir küresel kent, dünya kenti. Dolayısıyla onun iç ölçeğinde siyasetinden şeyine kadar, belediye başkanlarına kadar teker teker belki ilçe ilçe muhtemeldir ki başkan olacak kişiyle müzakere edilir. Ve onun da talepleri olmuş olabilir. Kanaatim o ki benim böyle parti çevrelerinden analiz etmeye çalıştığım bu hani çözülemeyecek düzeyde bir problem değil. Yani belli süre zarfında çözülür ve Binali Bey adayı olur. AK Parti'den, olur yani. Ben öyle düşünüyorum, Binali Bey adayı olur. Burada da şöyle mesela... Tayyip Bey'in o müzakereci kimliği, aslında uyumlu kimliği var. Böyle dışarıdan bakıldığı zaman çok sert, haşin, hani meydan okuyan ama genelde ben şeye bakıyorum mesela 15-16 yıldır iktidarda olan bir parti henüz dışarıda muhalefet partisi olarak aleyhine oluşacak bir parti kurdurmadı. Bu da ne demektir? Bugüne kadar görev verdiği görevden ayrılan, devam eden, geri bütün o partilileri bir çatı altında tutabildi. Bu da herhalde çok kolay bir şey değil. Bunun için de hani o ne kadar o meydan okuyucu kimliğinizin ötesinde demek ki herkesle müzakere eden, herkesi yönetebilen bir tarafı var. Ben onu şeyde de örnek vermiştim. Ahmet Davutoğlu başbakan olduğu zaman dediler ki yani bu süreç uyumlu gider mi? Ben dedim ki burada ben şeye güveniyorum, Cumhurbaşkanlığı tarafına güveniyorum. O bir çerçeve çizer, ilkeleri koyar. Ya karşı tarafta bu çerçevede problem çıkarmadıkça kendisi koyduğu ilkeye sadık kalır. Yani genel böyle bir yaklaşımda. Orada problem Ahmet Davutoğlu mu çıkar? Yani? Ya ben şeyin daha çevresi de diyebiliriz. Yani kendisi belki yani kişiyi suçlamak doğru değil ama çevresi belki etkili olmuş olabilir problemin çıkmasında. Burada da o Tayyip Erdoğan'ın müzakereci kimliğine ben güveniyorum. Oradan bir olumluluk çıkar diye düşünüyorum. Şeyde de yani partide öne koydu, ismi konuşuldu. Tekrar ben geriye çekmeyeceğini düşünüyorum Binali Bey sürecinde. Yani Binali Bey'den artık dönüş olmaz diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Öyle veya böyle Binali Bey ikna edilir. Gerekirse müzakerelerde Binali Bey'in talepleri yerine getirilir ve o iş biter. Bir de yani şöyle düşünün, şey İDO Başkanlığından beri yani genel peki müdürlüğünden beri birlikte çalışmışlar ve zor görevler üstlenmiş ki dünyada yapılacak en zor iş yani Cumhurbaşkanı Başbakanlık. İki seçilmiş kişi arasında bir problem çıkmadan bir süreç yürütmüşler. Hani her babayiğidin bile İzmir'e gitti, evet, de İzmir'e gitti. Her babayiğidin de o yürüteceği bir süreç değildi. Binali Bey onu metanetle yürüttü. Böyle de bir kişiliği var Binali Bey'in de. Ben buradan bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Ama eğer müzakere ettiği konular varsa, talep ettiği şeyler varsa o da nihayetinde bu kentte sorumluluk alacak ve kentin yönetimine talip, onda da hakkı vardır diye düşünüyorum. O parti içinde muhtemelen vuzuha kavuşur ve Binali Bey de aday olur diye düşünüyorum. Peki Elif Hanım, siz CHP'nin aday belirlemesinin erken olmasının her zaman iyi olacaksınız. Şu anda geç mi kalındı, zamanı mıdır, her gecikme Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine mi, lehine mi? Sayın Salıcı dedi ki AK Parti ilk defa adaylarını erken açıkladı dedi. Bu AK Parti'nin erken açıklaması hangi gerekçeyle olmuş olabilir? CHP'ye ön almak için mi, adaylarını daha iyi tanıtmak için mi, bu seçimde bazı riskler gördüğü için mi?
iki parti sizin söylediğinizin CHP değil AK Partisi'ni dinledi daha çok gibi duruyor. Mevcut evet, halde. Ben de fark ettim bunu. Genelde yaptığım konuşmalarda özellikle erken seçim olacağını önceden söylemem, başkanlık rejimine, Amerikan sistemiyle beraber oylanacağına geçeceğini defaten söylememe evet. rağmen sanki dediklerim AKP cenahında daha fazla akis buluyor gibi. Şimdi tabii sahada çalışan biri olarak neyin seçmen davranışı değiştirebileceğini, neyin sandık eğilimlerini etkileyebileceğini en yakından görenlerdeniz. O yüzden özellikle iktidarda el değiştirmesi beklenen, iktidarın el değiştirmesi beklenen bölgelerde, yerel seçimlerde muhalefet tarafında olan adayların daha önce açıklamasında büyük yarar var. Çünkü özellikle 8 aydan daha kısa yapılan seçmen angajmanları seçmende yeterince etki uyandırmıyor. Bunu biz deneyimliyoruz, görüyoruz ve bu süreden kısa zamanda yapılan, ki önümüzdeki süreçte böyle zamanlardan bir tanesi, gerçekten çok planlı bir stratejiyle ve çok doğru bir ekiple çalışmayı gerektirecek. Saha angajmanını çok farklı yerlere getirecek, gönüllü ekibinin farklı bir şekilde çalışmasını gerektirecek. Yani işleri zora sokacak bir iş. Bunun ötesinde benim her zaman tercih ettiğim siyaset proaktif siyasettir. Reaktif siyaset değildir. Burada da şimdi karşıdakinin pozisyonu elbette ki önemlidir. Biz her zaman aday geliştirmemizde, aday stratejilerimizi, marka gelişimlerini, siyasi markalarını yapılandırırken rakip analizlerini de içinde bulundururuz. Rakiplerin pozisyonu ve bunlara karşı esneklik içerebilecek etaplara da böleriz seçim kampanyasını. Fakat böyle bir el değiştirmesi istenilen bölgede adaya yeterince sahada olma imkanı tanımak bizim açımızdan çok daha doğru bir şeydir. İktidar açısından baktığımız... Yıpranma diye bir şey yok mudur? Yıpranacak adayı çıkartmayın. Yıpranacak, bunlara göğüs geremeyecek, bunların üstesinden yıpranır. Elbette ki aday dediğiniz sahaya çıkardığınız andan itibaren rakiplerin saldırısına uğrayacak bir canlı türüdür. Fakat bunlarla baş edemeyecekse, bunları aşamayacaksa çıkartmamakta daha büyük yarar vardır. Demek ki bu meydan muharebesi bir tabiriyle böyle bir seçim yapısında başarılı olamayacağı baştan bellidir. Ama siz adayınızı çıkartıp ona adaptasyon için bir süre ve dövüşebileceği yeterli stratejik enstrümanları eline verdiğiniz zaman, ki bu muhalefet için biraz daha kısıtlı çünkü medya gücünden bahsediyoruz ve aynı şeyi de siz söylediniz, belirttiniz. Fakat medya gücünü aşmanın artık günümüzde yöntemleri var, teknikleri var. O var, saha ekibi var, yani bunların taktikleri var. Biz bunu çalıştığımız alanlarda... kalıcı olarak ama... Farklı teknikleri var onları kullanmanın. Hani böyle bir... Peki CHP geç mi kaldı sizce yani? Bir an önce çıkarsa iyi olur diyeyim. Beni de sonra sormasınlar. Cevabım var. Bedava danışmanlık. Tabii. Peki Ankara dedim, sonra sizin cevabınızı alacağım. Mehmet Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum efendim. Şimdi benim çok ilgimi çeken bir şey var. Bundan bir ay kadar önce Sayın Bahçeli dedi ki... İttifak yok. Herkes kendi ayını çıkaracak dedi. Çünkü ittifakla ilgili girişimlerinin özellikle AK Parti sözcüsü o dönemde Ömer Çelik'in yaptığı bir açıklamadan sonra biz her yerde aday çıkarız, biz güçlü partiyiz, biz kimse için adayımızı geri çekmeyiz falan filan deyince Ömer Çelik AK Parti adına yaptığı açıklamada Sayın Bahçeli dedi ki tamam, ittifakı biz rafa kaldırdık, ittifak falan yok, mecliste bu sürebilir ama yerel seçimde ittifak yok dedi. Sonra arkasından sanki hiç bunlar denmemiş gibi birdenbire yeni ittifak görüşmeleri başladı ve ittifak konusunda taraflar uzlaşmaya başladılar, Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı. Bu dönüş veya bu şey niçin oldu, neden oldu? Sizce ne değişti siyasette de bütün yeniden ittifaka geçildi? Aslında bu yeni sistemin getirmiş olduğu bir durum olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bu grup toplantısında hem Sayın Bahçeli'nin hem Sayın Erdoğan'ın aynı gün açıklama yaptılar biliyorsunuz. Biz de kendi yolumuza gideriz tarzı bir açıklaması vardı Sayın Erdoğan'ın. O gün ben bir programda aynen şunu söyledim. Ben zamanı geldiği zaman bunlar siyasi parti refleksidir.
yeni sistem bu partileri tekrar bir araya getirecektir diye konuştuğumu hatırlıyorum. Evet. Şu şekilde gördük biz. Çünkü ki özellikle darbeden bu yana, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi çok konuda birbirlerine çok yakın hareket ettiler. Bunu bazı partiler farklı yorumlayabildiler veya kitleler açısından bu farklı yorumlanabilir idi. Mesela neydi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik suçlamalar vardı biliyorsunuz. Suçlama olduğunu, bunu özellikle altına çizerek söylüyorum. Çok fazla AK Parti'nin çizgisinde politika takip ediyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ne deniyorsa yapıyor tarzı bir yaklaşımı ortaya çıktı. Ama AK Parti'nin içinden değil mi? Yani belli kesimlerden de ya Devlet Bahçeli ne diyorsa AK Parti onu yapıyor tarzı biliyorsunuz. Bazı yaklaşımlar ben ortaya bu çıktı. Ben bunu söyleyeyim, bunu evet. Söylemekte fayda vardı diye düşünüyorum. Özellikle 2015'deki terörle mücadele sürecinin hızlanmasıyla birlikte görüntü iki partinin de bizim bildiğimiz siyasi kimliklerinden bazı şeyleri ötede duruyormuş gibi gösterdi. Ben aslında o grup toplantısında bir şeyin hatırlatıldığını düşünüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte o salondaki havaya da bir göz önüne getirdiğimizde daha iyi anlaşılır. Milliyetçi Hareket Partililer evet yani hangi çizgiden geldiklerini daha net bir şekilde görmüş oldular. Buradaki bence siyasi parti davranışıydı. Hakeza Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına baktığımızda bir kısım yorumcular ve partiyi takip edenler evet bizim istediğimiz veya gördüğümüz 2002 yılındaki ortaya çıkan AK Parti işte bu tarzı bazı yaklaşımlar ortaya koydular, yazdılar, çizdiler. Ben iki partinin yöneticilerinin böyle bir tavır alma gereğini hissettiklerini düşünüyorum. Bir bu. İkincisi yeni sistem ister genel seçimlerde olsun, 24 Haziran örneğinde olduğu gibi, isterse yerel seçimlerde olsun mutlaka birlikte hareket etme gereği hissettiler. Bundan kaçamıyorsunuz. Ama genel seçimlerde ittifak kurmak hem yasal hem de daha kolay. Çünkü bir ilde baktığınızda diyelim 8 milletvekili çıkıyor. İşte ondan bir kısmını daha çok oy alan alırken diğeri de mutlaka o ilde kendisine bir alan bulabiliyor. Ama bu şu ana baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Burada bazı sıkıntılar var. Ama benim gördüğüm kadarıyla 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye'deki referandum süreciyle birlikte yeni sistemin yerleşmesi ve bunun bir tartışmaya açılmaması ve birlikte yürümenin de hem iki partiye katkısı oldu açıkça söylemek gerekirse hem AK Parti'ye hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ne bunun zarar görmemesi açısından yaklaşık 28-29 gün sonra tekrar iki partinin aynı çizgiye geldi. Yani daha doğrusu işbirliği çizgisine geldiğini gördük. Ben bunu bu şekilde okuyorum. Tabi bazı yorumcular da işte Millet İttifakı diye tanımladığımız özellikle 24 Haziran'da bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi içinde yapılan görüşmelerin bu AK Parti ve MHP'yi bir araya getirdiğini söylediler ama bu tartışmalarda oldu. Etkisi oldu mu? Evet olmuştur. Ama ben daha çok etkinin açıkça söylemek gerekirse AK Parti'nin 2002'de ortaya çıkmış olduğu kimliğini kendisine oy veren kitleye hatırlatma girişim olarak görüyorum. Aynı zamanda Sayın Bahçeli'nin de milliyetçi çizgideki olanlara bakın bizde bir değişim yok. Biz Türkiye'nin milliyetçi partisiyiz deme gereğini hissettiğini düşünüyorum açıkçası. Hayır ben şunu anlamamıştım yani Sayın Bahçeli'nin ittifak yok dedikten sonra birdenbire ne değişti de tekrar ittifak var demeyi tesis etti onu çözememiştim de onu anlamaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz parti liderleri zaman zaman geçmiş döneme konuşmalarını bir arka arkaya koyduğumuzda bazı değişiklikler olabilir. Ama şartlar mutlaka siyasi parti liderlerini farklı bir sürece doğru getirebilir. Burada Sayın Bahçeli'nin tavrının belki itici gücü şu olduğunu söyleyebiliriz. Bir, en azından benim MHP okumam, ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir siyaset bilimci olarak sadece siyaset bilimi kitaplarında yazdığı şekilde anlamaya çalışmıyorum açıkça. Çünkü kitaplarda yazanlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlamamı zorlaştırıyor. O açıdan bir evet siyasi parti refleksi gösteriyor. Ama bir de bazen bakıyorsunuz siyasi parti refleksinin dışında
İşte o beka kaygısı diye tanımladığımız veya ülkenin geleceği noktasında hayati olarak gördüğü noktalarda siyasi taviz vermekten de geri durmadığını net bir şekilde görüyoruz. Belki bu tavrı bu şekilde okuyabiliriz diye düşünüyorum. Sayın Şahin, çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuşacağız. Özkan Bey, hem Elif Hanım'ın söylediklerine muhakkak bir cevabınız olacak. Hem de karşınızda bir ittifak var. Bu ittifak sizi nasıl etkiledi? Yani Sayın Bahçeli ittifaktan vazgeçtik dediği zaman muhakkak ki bir sevinmişsinizdir. İttifak tekrar yapacağız dediği zaman ve görüşme olumlu sonuçlanan zaman ne hissettiniz? Yani bunun size bir zorluk çıkaracağını düşündünüz mü, düşünmediniz mi? Şimdi önce ittifak bitti dediğinde meclisteki fotoğrafı bir gözümüzün önüne getirelim. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili ayağa kalktı. Gözleri ışıl ışıl. Elleri patlayana kadar alkışladı, ittifak evet. Bitti açıklamasını alkışladılar. Evet. Örgütler de öyle oldu. Sayın Bahçeli de ağır sözlerle ittifakın bittiğini söyledi. Ondan hemen sonra Sayın Erdoğan kürsüye çıktı. Sayın Erdoğan çok yüklenmeyen bir şey yaptı, bir konuşma yaptı. Evet. Ama aynı heyecanı orada da gördük. Şimdi iki partinin meclis grubunda ya da meclis grubuna katılan kendi seçmenlerin arasından, örgütlerinden gelen kişiler arasında bir ittifakın bitişinin bu kadar heyecanla karşılanıyor olmasını bir yorumlamak lazım. Bunu bir kenara koymak lazım. Bir tespit olarak kenara koymak lazım. İkincisi, bu ittifak niye kurulmuştu? Neden böyle bir ittifak? Cumhur İttifakı dediğimiz ittifak niye kurulmuştu? Sayın Başkan'a beka ittifakı diyor. Evet. Devletin beka seçimi. Beka dediğimiz şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği tehlikede. Evet. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir araya geleceğiz. Evet. Şimdi soru şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ne zaman tehlikeye girdi? 2002 yılında mı girdi? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde mi girdi? 2007 seçimlerinden sonra mı girdi? 2018'in hangi ayında bu tehlike ortadan kalktı ki ittifakı bozdu Sayın Devlet Bahçeli? Türkiye'nin geleceği söz konusuysa bir ittifakı niye bozdu Sayın Bahçeli? Ve bir ay sonra dönüp tekrardan bu yeni sistemin aslında yerleşmesi için bu ittifaka ihtiyaç vardır noktasına gelindi. Şimdi bu soruların hepsi meşru. Bu soruların bence cevaplanmaya ihtiyacı var. Bir tanesinde Türkiye'nin geleceği söz konusu ki biz bu açıdan bakmıyoruz. Türkiye'nin geleceği bir kişiye, bir siyasi partiye, iki siyasi partinin birbiriyle ittifak yapması endekslenebilecek kadar dar çerçevede görülebilecek basit bir mesele değil. Türkiye Cumhuriyeti çok badireler atlatır. 74 Barış Harekatı'nda da atlattı. Haşhaş ambargosu, Türkiye'ye ambargo uygulanırken de atlattı. Johnson mektubunda da atlattı. İkinci Dünya Savaşı. Biz ilk defa dış güçlerle karşı karşıya gelen bir ülke konumunda değiliz. Her siyasi partide iktidara Amerika talip olan... Amerika ilişkilerimizin çok daha bozuk olduğu dönemler oldu. Amerika ile de oldu, Rusya ile de oldu, başka ülkelerle de oldu. Olur da. Burası bulunmuş olduğumuz coğrafya güçlü durmayı gerektiren, kendi demokratik mekanizmalarını çalıştırmayı gereken içeride bir coğrafya. Dolayısıyla bu beka meselesi bizim kafamıza yatmıyor. Bu birincisi. Yeni sistemin devamı için, yeni sistemin pekişmesi için biz bu işbirliğine devam ediyoruz. Bu da kafamıza yatmıyor. Şundan dolayı yatmıyor. Sonuçta ortada bir yerel seçim var. Biz bir genel seçime gitmiyoruz. Türkiye'nin sisteminin, rejiminin sorgulandığı bir yapı içine girmiş değiliz. Ama konuşma ihtiyacımız olan şeyler, hastaneler kapanıyor. Özel hastaneler kapanıyor. İşte patatesin, soğanın fiyatları el yakıyor. Depolara baskın uygulama gibi bir ekonomik dünyadan, ekonomik realiteden uzak bir şey var, bir yaklaşım var. Bütün bunların çerçevesi içinde vatandaş bizden hizmet bekliyor. Sorununa çözüm bekliyor. Küçükçekmeceli ayrı bir şey bekliyor, Pursaklar'daki vatandaş ayrı bir şey bekliyor, Aydın'daki vatandaş başka bir şey bekliyor. Şimdi bunun yeni sistemle ne ilgisi var? Bunun Türkiye'nin beka meselesiyle ne ilgisi var? Türkiye ilk defa yerel seçime gitmiyor ki. Yerel seçim süreci her partinin aday çıkardığı, o adayların kendi partisinin projeleri, programı çerçevesi içinde bir propaganda yaptığı dönem Türkiye'de ilk kez olmuyor. Çok uzun zamandan beri olan, vatandaşın da gayet kanıksadığı bir şey. Şimdi bu işleri büyük meselelerin altında anlamlandırmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok. Mesele gayet basit. Bana hizmet verecek misin? Vatandaşın siyasetçiye ya da siyasi partiye sorduğu şey bu. Var olan belediye başkanından daha iyi hizmet verecek misin? Hizmet verirken de benim istihdam problemim var. Araştırmalara çıkıyordur. Konutla ilgili problemlerim var. İşte kentsel dönüşümle ilgili ya da barınmayla ilgili problemlerim var. Benim suyun fiyatıyla ilgili, doğalgazın fiyatıyla ilgili, elektriğin fiyatıyla ilgili problemlerim var. Bunlarla ilgili ne yapacaksınız?
İDO'nun çalışmıyor olmasıyla benim ya da bir bazı hatlarını azaltmış olmasıyla belki de zarar ettiği için sistemden çekilecek olmasıyla ilgili problemlerim var. Bunları ne yapacaksınız? Hiç kimse Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler ne olacak? Ben bu yerel seçimlerde bunu düşünerek oy vereceğim demiyor diyorsa araştırmacılar burada buyursunlar, söylesinler. Biz de meseleyi görelim bir siyasi parti olarak. Bu birincisi. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylaşma süreci başlı başına işin kendisi zaten. Şimdi bizde şöyle bir süreç çiziliyor, işliyor. Biz ön seçim yaparız. Bazen buna eğilim yoklaması deriz, bazen ön seçim deriz. Biz anket yaparız, kamuoyu yoklaması deriz, anket deriz. Adaylarımızı örgütümüze sorarız, onlarla beraber belirleriz. Şimdi biz şu ana kadar 250'den fazla aday belirledik. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi 60 ilin, yanlış hatırlamıyorsam, adaylarını evet. belirledi. Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarını daha erken belirliyor gibi bir hava var. Biz sayıca daha fazla yer belirlemişiz. İsterseniz ilçe olarak bakalım. 10 tane il, 1 tane büyükşehir açıkladık örneğin. Ama hani büyük kent yaşamanız ya, o öyle bir algı. Doğru. İşin dönüp dolaşıp geldiği yer Ankara, İstanbul, İzmir. Yani algı buradan oluştuğu için evet. genelde vatandaşlarımız daha geç açıklanıyor diye düşünebilir. Evet. Bizde adaylarımız başvuru yaptığı andan itibaren kendileriyle ilgili broşür bastırıyorlar. Ne yapmak istedikleriyle ilgili gidin Küçükçekmece'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20'den fazla aday adayı var. Hepsi her gün çalışıyor. Yani süreç durmuş değil. Onlar için bir kampanya süreci devam ediyor. Aday teke düştüğünde, adaylaştığında o arkadaşımız, diğer arkadaşlarımız onlarla beraber bir araya gelip o süreci devam ettirecek. Bizdeki süreç biraz farklı. Yani adaylaşma süreci biraz farklı. Peki. Bir eğilim yoklaması yapan başka bir partimiz yok. Özür lafınızı geçeceğim. Bu arada aynı payda belki cevap verirsiniz. Şimdi CHP'de şöyle bir sorun da oluyor yalnız sanki. Şimdi bu adaylar çok oluyor ya. Son dakikada bu adayda bazı da adayları çok olunca diyelim 10 tanesi var, 9'u gösterilemiyor ve biri gösteriliyor tabii haliyle. Bu sefer CHP'de birdenbire şöyle bir şey oluyor. Küskünler. Mesela AK Parti'de belki partinin gücünden, belki liderinin gücünden, belki iktidar olmasının vermiş olduğu avantajdan ötürü o küskünler fazla olmuyor. Yani şöyle oluyor, küskünler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz o alanı tamir ediyoruz. Diyoruz ki beraber bir çalışma içine... Tamir süresi az oluyor ama şimdi mesela bunu geciktikçe. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sizi yönetim kurulu üyesi yapıyorlar bir şirkete. Tamir süreci bir imzaya bakıyor. Onu diyorum ben. O yüzden mesela bizim yönetim kurulu üyeliğimiz yok. İşte tamir sürecine biraz siyaset, daha zaman ayırmanız gerekmez mi? Biz muhalefet partisiyiz. Dolayısıyla hani siyasi bir bakış açısıyla bu süreci yürütüyoruz ve dağıtacak olanaklarımız vesaire falan yok. Ama sürenin öne çıkıyor olması, yani daha erken hallolursa küskünlükleri toparlamak daha kolay olur mu? Olur. Olur. Ama her yerde aynı şekilde bir sorunla karşılaşmıyoruz. Yani 20 tane adayı varsa burada küskünlük daha çok olur. 3 tane varsa daha az olur. Bazen 2 tane oluyor. Seçim bölgesinin ve adayların profiline göre onlar değişebiliyor. Peki. Reklam arası mı? İhsancığım kusura bakma, bir reklam arası verelim sonra devam edeceğiz. Evet, İhsan Bey. İttifak. İki tarafta ittifak yok dedi. Sayın Sadrın söylediği gibi iki tarafta bunu şiddetle alkışladı. Fakat tekrar bir ittifak oluştu. Bir, hangi gerekçeyle? Bir zafiyet mi gördüler? Bir tehlike mi gördüler? Yerel seçimin kazanılması her iki partilerinden de. Bu yüzden ittifaka yöneldiler. Ve Sayın Ömer Çelik'in dediği biz her yerde aday gösteririz lafı hala geçerli. Mesela Adana gibi, Mersin gibi MHP'nin güçlü olduğu yerlerde acaba ittifak adına orada da MHP mesela büyük kentlerde Ankara'da, İzmir'de göstermiyor. MHP aday göstermeyecek AK Parti lehine. Acaba oralarda AK Parti'nin böyle bir şey yapması gündeme gelebilir mi? Geldi mi? Şimdi ittifakta aslında siyasi partiler ayrışma kararı verdiklerinde, yani yerel seçimde ittifak olmayacak dedikleri hafta ben bir gazeteye tam sayfa mülakat vermiştim. Orada bazı çerçeveler çizdim, bazı eleştiriler de yaptım. Dedim birincisi bu siyaset sert bir zemindir yani. Entelektüeller bugüne kadar Cumhur İttifakı ile alakalı yazıp çizmediler. Yani bu neye karşılık geliyor? Sosyolojisi nedir? Dayandığı taban nedir? Acaba hangi sebeplerden dolayı bu taban birbirine yakınlık hissediyor? Bu konuyu ele aldım. İkincisi de dedim ki siyasi partiler bir ittifak yapmasa bile
süreç içerisinde geçimli olmaları lazım ki Anadolu'daki dayanışmayı köreltmesinler. Yani kendiliğinden siyasette işte öyle iller vardır ki bir parti ötekine bir puan destek verdiği zaman o ili rakiplerinden alabilirler. Ve şeyde de gazetede aslında şeye mülakata Cumhur İttifakı'nın ruhu korunmalı diye bir manşet atmıştı. Yani baştan sona aslında bu ittifakın gerekliliğine dair bir çerçeve oluşturdum. Ben aslında ittifak ilk ortaya çıktığında birkaç böyle temelle zihnimde dayandırdım mevzu. Birincisi bu şeyde 100 yıllık bizim hikayemiz yani 130-140 yıla da çıkarabiliriz. Garpçılık, milliyetçilik ve İslamcılık fikirleri içerisinde. Süreç içerisinde daha çok seküler olan milliyetçilik dindarlaştı. Yani bu yüzyılı hesaba katacak olursak zaman zaman bir Osmanlı devlet fikri olan, zaman zaman küresel bir algı oluşturan, 12 Eylül sonrası daha böyle bir cihan şümül hale gelen İslamcılık da aslında süreç içerisinde, bu Tayyip Erdoğan'ın da bunda etkisi vardır, daha çok yerlileşti aslında. Baktığınız zaman bu iki ana damar, yani üç tane temel damar vardır. Yusuf Akçuran'ın tarif ettiği işte garpçılık, milliyetçilik ve İslamcılık. Bu milliyetçilik ve İslamcılık damarı aslında neredeyse tek başına temsil edilebilir bir pozisyon kazandı. İkincisi ben bir bu iki partinin yakın durmasına bu sosyolojik temelin dışında bir çerçeve daha getirmiştim. Niye bu insanlar birlikteler? Üç madde diye bir sıralamıştım onu da. Birincisi küresel hegemonyaya karşı bir direnç oluşturuyorlar. Nihayetinde dışarıdan bir siyasete müdahale nasıl olur? Ya iktidar düşürülür ya vekil transferi olur. Fakat %60'lık bir sosyolojiyle siz uluslararası rekabete çıkıyorsanız dışarıdakilerin işi biraz zor olabilir. Yani sizin pozisyonunuzu dağıtma konusunda. İkincisi kabul edelim etmeyelim. Yani şeyden Tanzimat Fermanı'ndan bugüne kadar böyle bir bürokratik vesayet Türkiye'de etkin olmuştur. Aslında bu İki Anadolu Partisi'nin dayanışması bu vesayeti de bir bakıma sonlandıracak bir organizasyon olabilir. Üçüncüsü de bir devlet-millet kaynaşması. Niye ama MHP zaten her zaman bürokraside güçlü bir partiydi. Güçlü oldu. Evet. Ama bir şöyle vesayet derken şimdi merkez çevre tartışmalarında daha öncelerde işte AK Parti daha çok çevrenin partisi gözükürdü. Bu iki partinin yakınlığı bir de güçte yani bir güçte yitireceksiniz. Yani nihayetinde daha 2-3 yıl önce darbeyle muhatap olmuş bir ülkeyiz. Hani o vesayeti hala şekil değiştirerek bu kömlemon gibi halden hale girerek devam ediyor. Veya devam etti bugüne kadar diyelim. Hani sonlandırmış olduğumuz varsayalım. Bu devlet millet kaynaşması konusunda da aslında yine oy tabanına geniş bir yelpazeye dayanan, acaba bu partiler batılı bir takım devletlerin etkisinde mi değil mi tartışmasında da mümkün mertebe daha çok hani yerliliği temsil eden bir durumda aslında orduyu da katacak olursak bir devlet millet kaynaşmasının da temelini oluşturabilirler. Ben kendimce böyle üçlü bir çerçeve oturtmuştum. Partiler niye ayrıştılar? Yani madem bu kadar böyle her şey güzel, tabanlar falan. Niye iki ayrı parti var? Evet, niye iki ayrı parti var? Şimdi ayrışma da şöyledir. Yani yerel seçimlerde gerçekten ittifakın, ya birebir ittifakın, A'dan Z'ye bir ittifakın mümkün olmayacağını ben de zaten dillendiriyordum. Diyorum ki çok zımmi, sınırlı. Yani 5-10 ille ya da birkaç büyük şehirle sınırlı bir ittifak olabilir. Diğer tarafta da dayanışmaya serbest bırakılır tabanları. Aşağıdakiler şimdi birebir ittifak düşünün, bir beldede birisi belediye başkanını almış, ötekinde %20 oyu var. Öbürde o var. Ya o kadar çetrefilli bir mevzu ki. İşte geçen gün bir ilde biliyorsunuz ortaya çıktı. Evet. AK Partili il başkanı MHP'liyi karalayın diye kampanya başlıyor WhatsApp'ta veya işte MHP'liye de atıyor WhatsApp'ı. Niye? Çünkü acaba işte bir pozisyonumu değiştirebilir. Benim pozisyonumu bozar. Nihayetinde siyaset sadece parti içinde rekabettir, partiler arası rekabettir. Kişinin kendi pozisyonu koruması açısından o kadar ince detaylar var ki. Burada o durumu bakan hem MHP'liler hem AK Partililer başta bir tedirgin oldular. Fakat ihtilaf şöyledir. Beldede dozu yüksektir. İlçede biraz azalır, ilde azalır. Büyükşehirde biraz daha makulleşir. Liderlere gelince aslında stratejik bir durumdur. Bu iki partinin tabandan gelen homurtuları bence o açıklamalarla beraber bir dindi. Serin kanlı bir şekilde düşünmeye başladılar. Nihayetinde bu başkanlık sistemine geçildikten sonra bırakın sadece Türkiye'deki siyaset, genel seçim siyaset rekabeti, yerel siyasette de oylar %50'ye dayandı, yani 50 bandına dayandı. Şimdi İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığı zaman kendi oyu 27 idi. Muhtemelen Anavatan Partisi'nin oyu 25'ti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %19'du veya SHP diyebiliriz o gün için.
Belki ondan aşağıdakiler işte 4-8 falandı. Şimdi baktığınız zaman rekabet İstanbul'da kaçla bitecek? Muhtemelen hani 40'ın üzerinde bir Cumhuriyet Halk Partisi, 50 yakında bir AK Partisi. Yani öngörü olarak söylüyorum, bu şey illa böyle olacak diye bir şey yoktur. Ankara'da nasıl bitecek? Muhtemelen 40'ın üzerinde iki partinin yani rekabeti bitecek. Evet, ya bunun gibi. Böyle olunca bu sefer siyasi partiler daha bir düşünüyorlar. Aksi bir şekilde bizim demek ki bu başkanlık sistemiyle geçtiğimiz sistem bize dayanışmaya zorunlu kılıyor. Çünkü yerel seçimde enteresan bir özelliği var. Gerçekten mesela Hatay'ı AK Parti 1 puanla kaybetti. 1 puan var mıydı, yok muydu yani? 1 puanı da İşte Büyükçekmece'de ilk seçim olabilir. 200 oyla kaybetti. Dolayısıyla bu tür durumlarda da mutlaka... Ya da Ankara'yı yani, yine öyle bir ucu bir puanla, bir puanla aldı. Puan, demek puan ki aldı. Burada ittifak oylarının aslında iki tarafa da fayda getireceği bir önemli bir durum. Şimdi aynısını şey için de düşünelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti için düşünelim. İYİ Parti işte Milliyetçi Hareket Partisi kadar güçlü değil. O kurumsal kimliği muhafaza eden parti avantaj sağladı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapıyor. Yapmadığını varsayalım. Şimdi %7-8 oy olan bir partinin sıfır belediye aldığını düşünsenize. Burada bir problem. İkinci başka bir problemleri var. Parti partileşmek istiyor. Kimlik oluşturmak istiyor. Şimdi öyle ölümcül bir problem var ki önünde İYİ Parti'nin. Ya ittifak yapacak, birkaç belediye almaya çalışacak, ya da partileşme yoluna gidecek. İttifak yaptığı zaman partileşmede zaaf yaşayacak. Partileşmeye çalıştığı zaman da yerel yönetimde yer almakta zaaf. Türkiye'de işte bugün çok da sağlıklı bir sistem değil ama herkes biliyor ki işte siyaseti yerel yönetimler ya da genel yönetim finanse eder. Keşke böyle olmasa, mesela üyeler üzerinden bir sistem kurulsa da partilerin bu şeyle, hani müteahhitlerle ya da şeyle bağı kesilmiş olsa, bu bütün partiler için geçerli. Yani bir partinin suçu değil. Ama nihayetinde İYİ Parti de belediyesiz çıktığı zaman biliyor ki bu parti yükünü kolay kolay taşıyamazlar. Hani hangi ekonomiyle, hangi destekle partisini ayakta tutacak? Onda böyle bir problem var. Dolayısıyla aslında bu şey sistemi... Ama bu çirkin bir laf değil mi İhsan Aktaş? Yani, yani belediye yolsuzluğunda siyaset finanse ediliyor anlamına gelmiyor mu bu yandan da? Yani şöyle, nihayetinde kaç yıldır siyaset takip ediyorsunuz siz? 35. Yani bunun hilafında bir yaklaşım, bir A'dan Z'ye bütün partileri koyduğunuz zaman herhangi bir parti için bunun hilafında bir çıkış yolu var mı? Yok. Buna yolsuzlukla denilmeyebilir ama nihayetinde iktidarlar ya da yerel yönetimler kendi partilerini finanse ederler. Bence burada siyasi partilerin büyük bir tartışma başlatıp bunun tamamen dışına çıkacak bir model geliştirmeleri, bu aslında Türk siyasetinin boyunda borçtur. Bu tabii hep konuşulan bir şey, siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması meselesi. Hal böyle olmaz. Olunca aslında bu geçmiş olduğumuz yeni sistem, başkanlık sistemi siyasette muhtemelen uzun vadede çok daha köklü değişiklikler de getirecek. Belki siyasi partilerin nüfuzu da bundan sonra azalacak. Çünkü Türkiye'de siyasi partiler çok güçlü ve siyaset partiler üzerinden yapılıyor. Belki farklı şeyler de önümüze gelecek ama şu an bu yeni sistemin dayattığı şey şu: her iki parti de işte %40-50 bandında bir kümede bulunmak zorunda. Biz şeyde araştırma yapmıştık. Bu seçim kazandıran algoritmayı Amerikalılardan öğrendik. Uyguladık da burada. Şimdi Harvard algoritması herhalde değil mi? Hani o tam bir hani böyle bir seçim kazandıran şekilde uygulamak ama mümkün şöyle, değil. Şöyle, Clinton'la başladı. Satacakları bir formül ama her bölgeye uygulanamıyor. Diye. Yani Florida'ya uyguladığını mesela Washington'a uygulayamıyorsun. En büyük hata da Türkiye'ye hiç uygulanamıyor. Harris Poll aslında şöyle, bence güzel bir şey. Bir partinin bütün iyi taraflarını ve bütün rezil taraflarını koyuyorsunuz tabloya. İnsanlar ona dair mesela anlattığınız o partinin bütün kötü taraflarından hala oy verir misiniz dediğinizde bir dip dalgayı ölçüyorsunuz. İşte iyi taraflarını koyduğunuzda arada analiz falan yapıyorsunuz. Şimdi biz sorduk, Cumhur İttifakı'ndan memnun musunuz veya beğeniyor musunuz? 54. Millet İttifakı 34 ya da 36. Kaç kişiyle yaptınız bunu? 3000 kişiyle yapmıştık ya da 4000 kişiyle. Şimdi Türkiye geneli. Seçimden 3 ay önce bu ve ittifak olduğu zaman bunu sorduk. Ya büyük kampanyalar, kavgalar, mücadeleler. Geldik finale, seçim akşamı bir baktım. İki partinin toplamı 54'e yakın, öteki de 36 değildi, 34 olmuş. Yani aslında ittifaklar arası bir geçişlik olmuş, bir hareket olmuş. Neredeyse ittifak dışı gruplarla geçişlik sıfır noktasında olmuş. Demek ki artık böyle bir sisteme doğru gidiyoruz. Süreç partileri buraya götürüyor. Tayyip Bey'in başı 2002'den birisi diye o dual siyaset artık oldu diyorsunuz. Yani bence oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve yakınındaki partiler olacak, AK Parti olacak. Burada HDP kendine bir yol seçememiş oldu. Bence yani ittifak yolu değil. Bu Selahattin Demirtaş'ın işte iyi oy aldığı, Türkiye'ye mal olduğu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminden bir sonraki seçime kadar bir Türkiye'leşme, Türkiye Partisi olma gibi bir vizyon vardı.
Aslında Türk toplumu bunu çok sevdi, ayakta sevdi. Alkışladı bence. Evet, çok herkes, ben bir örnek vereyim. Mardin'de bir şeye gitmiştim, iki seçim arası çalışmaya gitmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı yapmış bir adam dedi ki, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı birisi, il başkanı yapmış birisiyim. Vallahi oyumu HDP'ye verdim ki, acaba başka bir katkım olur mu diye. Ama onlar bunu barış için kullanmadılar maalesef. Yani burada bence Cumhur İttifakı bir çerçeve oluşturur. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile bir yakınlığı var. Eğer HDP de o şeyini, uluslararası beklentilerini, o PKK'nın pozisyonunu, şunu her şeyi unutarak ülkesine dönerse veya Güneydoğu'daki insanın ekonomisi, geçimi, onların eğitimine kafa yoracak olursa muhtemelen ki Türkiye'de bu siyasi yelpaze İşte 1950'den bugüne yerli yerine oturmuş olur. Yani bundan eski sonra da Adalet Partisi CHP denklemi gibi bir denklem olur. Onun yanında da işte Demokratik Parti gibi, Güven Partisi gibi, Selamet Partisi gibi daha ufak partiler olur. Yani biz de artık şunu biliyoruz ki hani bu vatan kimin sorusunun cevabını bu millet verdi. Bu vatan bütün Türk vatandaşı. Ne tek başına CHP'nin, ne tek başına AK Parti'nin, ne tek başına bir başka partinin değil artık. Yani vatan belli, sahibi belli, vatandaş belli. Bundan sonraki rekabete de siyaset rekabet diyeceğiz. Her ağzımızı açtığımızda da kutuplaşma falan filan demeyeceğiz. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi varsa, diğer tarafta AK Parti varsa bunun adı siyasi rekabettir diyebiliriz. Bu sözlerinizde şu anlayabilir miyim? Bu seçimde AK Parti kutuplaşma üzerinden bir kampanya yürütmeyecek diye. Yani şöyledir, partiler bazen hani AK Parti yürütmeyebilir ama rakip bu konuda bir hamle yaptığı zaman karşılık verebilirler. Biz çok emin olmayacağız. CHP kutuplaşmayı istemezler çünkü kutuplaşma CHP'ye yaramıyor. Yani şöyle, AK Parti'ye daha çok yarıyor. Artık seçimin seyri gösterir. Çok da emin olamıyoruz. Peki siz ne diyorsunuz? Bu iki ittifaka, AK Parti, MHP ittifakı bir güç, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı başka bir güç. Bunun Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimdeki sonuçları çok muhalefet bloğu açısından çok iç açıcı olmadı açıkçası. MHP oy kaybedecek denirken oy kazandı, İYİ Parti ise beklenenin altında kaldı. Keza Cumhuriyet Halk Partisi aslında beklenenin altında kaldı veya işte ancak beklendiği kadar olabildi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu şey kadar oy alamadı, ekmek için ekmek ettiğin kadar oy alamadı. Bütün yarattığı rüzgara rağmen. Muharrem İnce pardon. Bu ittifaklar neye yarar, ne sonuç verir? Kim nerede, kimin lehine çekilmelidir size göre ki? Mesela İYİ Parti'ye nereyi bırakabilir CHP? İller bazında soruyorsanız, önce bir genel olarak ittifakları incelemek isterim. Baktığınız gibi biraz önce değerli konuşmacının da söylediği üzere, tabanda sıkıntıları olan bir ittifak. MHP-AKP ittifakı. Tabanda çok da bu kadar yakın değiller. Zira işte bu konuşmalardan çıkan sonuç işte biz ayrıldık tek taraflı olmazın bu kadar coşkuyla karşılanma sebebi teşkilatlarında. Yani Sayın Savcı orada katılıyorsunuz. Orada katılıyorum ve biz bunu gözlemliyoruz. Ben de gözlemliyordum zaten. Gözlemliyordum daha doğrusu. Fakat baktığınız andan itibaren bu yeni getirilen sistem özellikle koalisyonlara karşı olarak gelirken koalisyonları ittifak adı altında hani Fransızca kökenli, Arapça kökenli fark ederek mecbur kılan bir sisteme getirdi ve bu iki tarafın da mecburiyetinden oluştu. MHP'nin o dönem için baraj aşamama sıkıntısıydı. AKP'nin de %50'yi aşamama. Ve siyasetteki genel kurallardan bir tanesi de iki kere ikinin dört etmemesidir. Dolayısıyla beraber yarattığı sinerjiler işte gördüğünüz gibi MHP'nin oyunu arttırması ve AKP'nin de kendi oyunu düşürmesine rağmen Cumhurbaşkanı'nı seçtirtmesiyle arttırarak seçtirmesini getirdi. Şimdi baktığınız zaman İYİ Parti CHP ittifakında durum biraz daha değişik. Burada sistem değişikliği ve Türkiye'nin gelecek tahayyülü üzerindeki endişeleri üzerinde birleşen fakat parti kimliklerini bu kadar birbirlerinin içine almak istemeyen yapılardan bahsediyoruz. Aslında şey dedi İhsan Bey, işte MHP tabanı da homurdanır ama geçer. İşte bu bir homurdanma değil, o homurdanma bir İYİ Parti'yi ortaya çıkarttı baktığınız zaman. Ama şöyle 7 puan etti. 15 puan yeni bir homurdanma o İYİ Parti'yi büyütür mü, büyütmez mi? Bu gidiş başka gelişler. Başka homurdanma da olabilir diyorsunuz. Daha homurdanmaya da müsait gidiş gelişler var. Çünkü Sayın Bahçeli'nin işte Melih Gökçe
Gökçe'yi aday göstermesi, efendim Bedrettin Dalan'ı siyasete tekrar davet ediyor olması aslında üstü kapalı olarak AKP'yi gösteriyor. Beklenti mi yoksa durum tespiti? Durum tespiti, gayet durum tespiti. Bir sıkıntı yaratabilir. Şimdi 30 il üzerinde anlaşılacağı düşünülüyor MHP ile AKP'nin. Ama biz biliyoruz ki mesela Manisa'daki mevcut belediye başkanına karşı AKP 2 senedir sahada kendi adayını çalıştırıyor. AKP ne diyecek bu adaya? Hadi geri çekil, sen çalıştırdık biz 2 sene ama şimdi MHP'nin adayını destekleyeceğiz diyebilir. Ama o zaman o seçmen ne yapar? 2 senedir üzerinde angajmana gidilen... CHP'ye vermez diye düşünüyorlar. Belli olmaz. CHP'nin çıkaracağı aday üzerinden bakmak lazım onlara. İşte bunlar planlanarak çıkartılması gerekiyor. Yani AK Parti MHP ittifakının şöyle bir avantajı var. Ya bu seçmen kessen CHP'ye gitmez. Belki bir kısmı İYİ Parti'ye gidebilir ama kessen CHP'ye gitmez diye elleri biraz daha rahat. İşte o zaman adayın kendini nasıl anlatacağı, bu kampanyanın hangi planda düzenleneceği, hangi stratejik yaklaşımla partinin seçmene ulaşacağı meselesi geliyor ki orada da hani benim söylediğim önden angajman süresini uzatmak akıllı bir davranıştır. Mesela aynı şekilde biz geçen hafta oradaydık. Adana'da sıkıntıları olan bir il. MHP'nin mevcut başkanı orada, MHP'nin Sayın Sözlü. Orada AK Parti'nin MHP lehine çekileceği düşünülebilir. Sayın Sözlü. Keza Mersin'de öyle. Sayın Sözlü'nün icraatlarına karşı AKP tabanında da bir tepki oluşmuş durumda. Şimdi bu adayla devam ederseniz AKP tabanının hangi adaya oy vereceği gayet tartışılır bir durumda. CHP'nin yani orada kuvvetli adayları var ve her kesimden oy almayı başarabilecek işte iki tane çok önemli belediyesi var. Bunlardan Soner Çetin, Zeydan Karalı. Her ikisi de kendi bölgesinde önemli başkanlar. Çetin biraz daha birleştirici rolü ve AKP'den oy alma kapasitesiyle ön plana çıkan bir başkan. Şimdi bunlara baktığınız zaman CHP'nin buradaki aday belirlemesi çok önemli olacak. Mersin'de baktığınız zaman İYİ Parti'nin aday gösterdiği bugün Sayın Burhanettin Kocabaz MHP'nin başkanıydı. İYİ Parti'ye geçti biliyorsunuz. Son derece sevilen bir başkan. Peki orada CHP aday göstermeyecek mi? Bilmiyorum, onu Sayın Özkan Bey'e soracağım. Göstermemesi durumunda burada Sayın Burhanettin Kocamaz'ın kişiliği altında bir birleşme olacaktır. Olursa eğer CHP kendi adayını çıkarırsa buradaki durumu ona göre konumlandırmak lazımdır. Burada ayrı farklı oyun kurmalar gerekmektedir. Yani siyasetin matematiği daha zorlaştı. Kesinlikle çok zorlaştı ama bunu okuyabilmek için genel merkezde Ankara'da oturmak yeterli değildir. Orada sahada olmak gerekmektedir. Genel başkan yerine gidip sahada mı? Doğru, sahada doğru kişilerle görüşmesi gerekmektedir. Çünkü burada ne olup bittiği, örgütün kime çalışıp çalışmadığı, vatandaşın kime teveccüh gösterip göstermediği... Neye çalıştığını bir tek Allah biliyor. Yani. Her bölümde gerçekten son derece karışık bir mekanizması vardır. Yani İYİ Parti ile muhtemelen yarın görüşüleceğini düşünüyorum. Kulisler o yönünde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ama öyle olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hani haberlere düşen yarın şu anda görülen, dışarıdan görülen tablo şöyle bir şey. Sanki İYİ Parti CHP ittifakı biraz daha gevşek bir ittifak. Biraz daha böyle şey. Öbür ittifak daha net bir ittifak gibi duruyor şu an. Genel seçimlerden sonra İYİ Parti kendi tabanına bu düşük oy alma durumunu CHP ile olan ittifakın kendine zarar verdiği şeklinde lanse etti. Evet. Ama gelinen noktada İYİ Parti ile CHP'nin illerde yapacağı, ilçelerde yapacağı ittifak aslında muhalefet adına önemli kazanımlar getireceği gibi İYİ Parti'nin kendini kuvvetlendirmesi adına da önemli noktalar getirecektir. Dolayısıyla buradaki Sözlü angajmanı kendi tabanı ve teşkilatıyla tekrar gözden geçirmesi gereken bir sürece geliyoruz. İYİ Parti kuvvetli adaylar çıkarttı şu ana kadar. Bugün de 5 adayını açıkladı biliyorsunuz. Niğde'de, Isparta'da, Balıkesir'de, Elazığ'da, Mersin'deki adayları son derecede bölgede kuvvetli adaylar. Dolayısıyla bunların desteklenip desteklenmediği, CHP'nin burada ne pozisyon alacağı son derece stratejik olarak hesaplanıyordur genel merkezde diye düşünüyoruz. Peki Sayın Şahin, siz orada Ankara'da yalnız başına bıraktık, sıkılıyorsunuz büyük ihtimalle tek başınıza ama kusura bakmayın. Bir daha sefere sizi de İstanbul'a bekliyoruz. Bu İnşallah. Bazı bölgelerde, bazı kentlerde veya bazı seçim bölgelerinde
aday gösterilmemesiyle ilgili olarak tartışmalar AK Parti içerisinde biz çok büyük bir partiyiz nasıl aday göstermeyiz noktasında idi bıraktığımızda. Bunun ötesinde bir cümle şimdiye kadar telaffuz edilmedi. Siz nerelerde AK Parti'nin MHP lehine aday göstermeme olasılığını öngörüyorsunuz? Mesela bizim söylediğimiz işte Adana ve Mersin başta olmak üzere bir takım iller var ki, işte keza yine Osmaniye mesela bunlardan bir tanesi, bir takım iller veya bölgeler var ki buralarda MHP'nin gücü AK Parti'nin gücünden aşağı değil, bazı yerlerde de önünde hatta. Siz nereleri düşünüyorsunuz? Mesela şuralarda MHP lehine bir AK Parti'nin geri adımı olabilir dediğiniz yer var mı? Yoksa AK Parti her yerde gösterir mi sizce? Tabii ki göstereceğini zannetmiyorum. Nerelerde göstermez diye soracak olursanız, benim tahminim Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamış olduğu iller var biliyorsunuz. Bu iller konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle söyleyeceğim, jestler yapabilir. Öyle gözüküyor. Mesela işte Osmaniye'yi zaten tartışmıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Polislerden aldığım bilgiler bu yönde. Mersin gibi, Adana gibi yerleri biliyorsunuz açıkladı. Mesela Ankara'da Etimesgut veya işte Polatlı gibi yerleri açıkladı. Ben hatta 60 ilin içinde de buraların olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu bir işaret veriyor. Bir şey daha var. Sayın Bahçeli'nin açıklaması önemliydi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de biz aday göstermeyeceğiz. Evet. AK Parti de kimi aday gösterirse onu destekleyeceğiz. Yani bu müthiş bir alan açtı aslında AK Parti'ye. Evet. Tabii ki AK Parti'ye bu alan açarken de en azından bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamış olduğu yerlerde de AK Parti'nin hassasiyet göstermesinin gerekliliğini de ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bendeki kanaat bu. Ama, peki kaç il olur bu Elif, mesela? Kaç ilde hanımın, AK Parti MHP'ye yol açar? Ya ben büyük şehirde belki 1-2 il, mümkün olduğu kadar ilk biliyorsunuz ortaya çıktığında ellerinde, yani MHP'nin elinde olan illeri MHP koruyor tarzı bir yaklaşım vardı. Belki bunlarda 1-2 oynam olur ama benim gördüğüm kadarıyla çok geniş anlamda değil. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin en azından dişe dokunur bazı yerleri Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakacaklarını tahmin ediyorum. Bu da belli. Yani bunu çok büyük bir il kapsadığını düşünmüyorum. Belki ilçelerde bu devreye girebilir. Aynı zamanda unutmayalım, sadece ilçeler değil, diyelim ki Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkarmayacağını söyledi ama il meclislerinde yine bir çalışma yapıldığı noktasında bendeki duyumlar var. Daha geniş kapsamlı bir işbirliği olduğu gözüküyor. Yani bir 27-28 günlük bir kırılma oldu ama Cumhur İttifakı'nın içinde tekrar ittifak süreci başlayınca daha hızlı ilerlediğini gördük. Onu da göz ardı etmemek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın geri dönmesi ve yani yurt dışından gelmesi, Devlet Bahçeli ile görüşmesiyle birlikte ben bunun daha hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Katılmadığım bir nokta şu, yine atıf yapacağım Sayın Bahçeli'ye. Siyasi kombin diye biliyorsunuz bir kavram ortaya atmıştı. Şimdi iki blok olduğunu görüyoruz. İşte bir Cumhur İttifakı var, bir Millet İttifakı diye bahsettiğimiz. Aslında ortada bir Millet İttifakı da yok, açıkça söylemek gerekirse. Cumhur İttifakı var mı? Evet var. Cumhur İttifakı'ndan hem taban anlamında baktığımız zaman hem de siyasetçiler anlamında baktığımız zaman milliyetçi muhafazakarlardan oluşan bir kitle ki siyasiler de bunlardan oluşuyor. Hem taban da bunlardan oluşuyor. Buradan bir siyasi kombin çıkarmanız daha kolay. Hatta şunu söyleyebilirim. Yeniden bu ittifakın canlanmasında tabandan gelen isteğin de etkili olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan Millet İttifakı değil, iki tane oluşum üzerinden gittiklerini görüyorum. Bir tanesini dillendirmek istemiyorlar. Biri ne? 16 Nisan 2017'deki referandum sürecinde bir araya gelen hayır bloku. Hatırlayalım, Sayın Kılıçdaroğlu biz hayır blokunu bir arada tutmak istiyoruz tarzı bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Peki o zaman sayalım bunu. Bu hayır blokunun içinde kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi vardı, İyi Parti vardı, Saadet Partisi vardı, Demokrat Parti vardı. Ama hiç kimsenin adını anmak istemedikleri bir parti daha vardı. Resim vermedikleri bir parti daha vardı. Oy oranı da oldukça yüksektir. İşte 12 oranında bir oy aldı 24 Haziran seçimlerinde. HDP vardı. Şimdi bir bu var. Bunun üzerinden mi yürüyeceksiniz?
AK Parti ve yani Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkmak için, yoksa Millet İttifakı diye 24 Haziran'da ortaya çıkan yapı üzerinden mi yürüyeceksiniz? Şimdi Saadet Partisi dedi ki biz her yerde adayımızı çıkartacağız. O zaman geriye iki parti kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti kalıyor. O zaman şu soruyu soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti bir araya geldiğinde 24 Haziran çok bir uzun zaman değil. Birinin 22, %22 oy aldığını, birinin de işte baktığınız zaman %9 nokta küsur ona yakın bir oy aldığını görüyorsunuz. Ne demektir bu? %30 oy. Ama diğer tarafta %50 blokluk bir oy var. O zaman sizin burada bir 20 blokluk bir oy elde etmeniz gerekiyor. Bunu geçelim, bir de Cumhurbaşkanları üzerinden gidelim. CHP'nin çıkarmış olduğu Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce %30'ların üzerinde, 32'lerde oy aldı biliyorsunuz. %7,5'da Sayın Akşener'in aldı. Onu koyduğunuz zaman da %40'lık. Yine çok ciddi bir açık var. O zaman benim gördüğüm şey şu. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile bir süreç yürütmüyor. Burada Sayın yürütülen Şahin, bir şey var. Sayın Şahin, çok özür dilerim. Aslında fark... Çok özür dilerim, lafınızı geçiyorum ama reklamlar için beni sürekli... Bir kısa ara vereceğim. Lütfen kaldığınız yerden devam edin izninizle. Tabii. Çünkü önemliymiş bu reklamlar. Hemen bir iki dakika rica ediyorum. Evet Mehmet Bey, kusura bakmayın lafınızı kestim ama kanallar arasında bu reklamların bir kıymeti harbiyesi var. Maaşlar orada ödendiği için bizim açımızdan da var tabii. Kaldığınız yerden lütfen devam eder misiniz? Şimdi ben Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'ye baktığınızda bunu Türkiye'nin geneline şamil ettiklerini görüyoruz. Ve buradan bir siyasi kombin çıkarmanın ufak tefek zorluklar olsa da diğer... partilere göre daha kolay olduğunu görüyorum. Ama diğer taraftan baktığınızda sonuç almak istiyorsanız farklı bölgelerde farklı kombinler oluşturmanız gerekiyor. Bu da oldukça partileri zorluyor. Ben aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya İYİ Parti'nin tamam ilçelerde falan oldukça sayı yüksek açıklandı ama adaylar anlamında söylüyorum bunu. İllerin açıklanamamasının özellikle bunu söylüyorum. Sebeplerinden birinde bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ankara'da aday ortaya çıkardığınızda evet burada daha çok milliyetçi tabanın olduğunu herkes biliyor. İşte Ankara'nın belli bir durumu vardır ve Ankara'da genelde yaşayanların ağırlıklı olarak da çevre illerden geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama İstanbul'da kazanmak istediklerinizde yani Ankara'da milliyetçi tabana yönelik söylem kullanırken bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesela özellikle grup konuşmasını izledim ben. Ciddi milliyetçi söylemler olduğunu gördüm. Hatta Sayın Bahçeli'ye sen yeteri kadar milliyetçi değilsin der gibi bir tavır takılmıştı. Ama İstanbul'a baktığınız zaman hem resim vermek istemiyorsunuz ama hem de orada HDP tabanıyla işbirliği sürecinin işleyeceğini de göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Hatta şu soruyu soruyorum. Acaba yani belki Sayın Salıcı bu konuda net bir cevap verebilir partinin temsilcisi olarak. Yani Türkiye'de resim vermiyorsunuz ama Almanya'da verebiliyorsunuz bu resmi. Yani illa oturup işbirliği yapmasınız ama tabana yönelik bir tavır ortaya koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada ortaya koyacağı tavır iki parti arasında bazı anlaşmazlıklara neden olabilir. Bir şey daha vurgulayıp değerli arkadaşların sözünü daha fazla hakkını yemeyeyim. Ben burada Sayın Bahçeli'nin iyi bir politika takip ettiğini söylüyorum. O da şu. Son dönemde ortaya koymuş olduğu politikadan dolayı İYİ Parti tarafına giden milliyetçileri tekrar MHP'ye taban anlamında söylüyorum bunun çekme ihtimali var mı? Var. Söylemiyle bunu yapar iken aynı zamanda ittifak sürecinde İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de özellikle İstanbul başta olmak üzere HDP ile birlikte belli konularda göstermese de işbirliği sürecinin gündeme girmesi İYİ Parti'yi tabanından soğutabilir. İYİ Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP çizgisinde gösterir iken milliyetçi yani İYİ Parti'ye gitmiş milliyetçi tabanın tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Ben Sayın Bahçeli'nin son dönemdeki politikalarını yürütürken bunu da göze aldığını veya bu perspektifte bir politika takip ettiğini düşünüyorum açıkçası. Peki buna karşılık mesela şöyle bir söylem de geliştirilmiş durumda. Özellikle son olarak bu akil adamların bir bölümünün Oslo'ya toplanmasından da yola çıkarak deniyor ki
aslında yerel seçimlerden sonra AK Parti yeni bir açılım yapabilir. Bunun bir negatif etkisi olmaz mı Cumhur İttifakı'na? Vallahi Oslo'ya giden kişilerin resimlerine baktığınızda bunun AK Parti ile hiçbir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet yani ama Akil biliyorsunuz bu süreç devam etti. Bu süreci sonra ne yaptılar? Süreç bitti. Evet. Süreç bittikten sonra özellikle AK Parti'nin uygulamış olduğu politika ister bölgede Suriye'nin kuzeyine karşı, ister 2015'ten sonraki terörle mücadele, isterse HDP'lilere yönelik, özellikle yönelik dediğim tavrına baktığımızda burada AK Parti net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Benim izlenimim bu sadece. Oslo yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni AK Parti'den uzaklaştırmak için yani Cumhur İttifakı'nın içine bir nebze de olsun acaba fitne sokabilir miyiz veya bu konuda bir soru işareti oluşturabilir miyiz diye yazılar yazıldı mı yazıldı. Bu konuda çaba içinde olanlar oldu mu oldu. Ben Oslo'daki resmi de bu şekilde görüyorum. Bunun AK Parti'nin bir politikası değil. Siz bunu Cumhur İttifakı'nın yönelik Cumhur bir komplo parçası olarak görüyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın konusunda Cumhur İttifakı konusunda soru işareti oluşturmak isteyenlerin Oslo'dan resim vermesi olarak görüyorum. Sağ olun Sayın Şahin. Hemen tekrar dönüyoruz. Vaktimiz var daha Sayın Salıcı'ya. HDP İstanbul'da önemli bir etken. Yani siyasal Kürt oyları İstanbul'da önemli bir etken. 7 puan civarında olduğu varsayılıyor İstanbul'da. Gerçi genel seçimde biraz daha fazla çıkıyor gibi görünmekle beraber onun içerisinde 2 puan aslında CHP'ye gidecekken baraj açsınlar diye HDP'ye giden oylar olduğunda bütün siyaset gözlemcileri biliyor. O yüzden de işte 6-7 civarında bir HDP oyu var. Hemen hemen aynı oranda da bir İYİ Parti oyu var İstanbul'da özellikle. Hangisinden vazgeçebilir CHP bunların? Niye vazgeçelim ki? Yani çünkü HDP'ye baktığınız zaman HDP toksik bir parti gibi lanse ediliyor ve HDP'ye de yanaşan yanar gibi bir hava var da o yüzden diyorum. Şöyle, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman ittifak yaptı? Hiç yapmadı. SHP yaptı geçmişte, HEP'le. 1991'de. Ben o zamanlar... Çocuktunuz. Yani. Şimdi HDP ile Adalet ve Kalkınma Partisi en son ne zaman fotoğraf verdi? 7 Haziran seçimlerinden 3 ay önce. Ben çocuk değildim sonuçta. Yani hepimiz hafızalarımızda taze. Şimdi HDP ile hiç ittifak yapmamış olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ama HDP ile bir süreç yürütmüş olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ben burada sürecin detaylarını konuşalım, onu eleştirelim, tekrardan resmi geriye saralım şeyinde değilim, derdinde değilim. Ama şunu görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüleri, orada siyaset yapan siyasetçiler, Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP bir araya gelse, biz de şöyle güzel bir şekilde tekrardan resmi başa sarsak, 24 Haziran seçim sürecinde yaşadıklarımızı ya da 2015 ve 2015'teki iki seçim sürecinde olanları tekrardan böyle bir tarafta yerli ve milli bir ittifak var, öbür tarafta da gayrimilli bir ittifak var söylemlerini tekrardan sunsak, bunu tekrardan kamuoyuyla paylaşsak diye hazırda bekliyorlar. Evet. Şimdi biz 24 Haziran seçimleri çok uzak değil. Bundan birkaç ay önceydi. Biz 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi ile ittifak yaptık. Evet. Resmi bir ittifak imkanı vardı. İYİ Parti ile ittifak yaptık. HDP ile ittifak yapmadık. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi de MHP ile ittifak yaptı. Şimdi yapılmamış olan bir ittifak üzerinden giden bir tartışmayı yaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmadığı bir şeyle itham ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu niye yapmadınız der gibi bir durum ortaya çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili diye bir şey çıkıyor. Yapmadım. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Bize şeyde bulunuyorlar. Bize öneride bulunuyorlar. Biz de onların önerilerini değerlendiriyoruz. Ama bu bir şeydir. Bu bir öneridir ya da bir siyasi analizdir. Bunun ötesine geçen bir durum yoktur. Bakın başka bir şey söyleyeyim ben size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'daki oyu çok cüzi. Çok cüzi. Bingöl'de de öyle. Bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi ya da il başkanı oyun arttırmak için ne yapar? HDP'ye oy veren seçmene gider değil mi? Şimdi Diyarbakır'da HDP'ye oy veren seçmene Adalet ve Kalkınma Partisi gittiği zaman bu yerli ve milli bir siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da HDP'ye oy veren bir yurttaşa gidip oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verir misin dediği zaman bu gayrimilli bir siyaset. Bu ikiyüzlü bir siyaset. Böyle bir şey olmaz. HDP'ye oy veren yurttaşlarımız bu ülkenin vatandaşı mı? Vatandaşı. HDP gayrimeşru bir parti mi? Değil. HDP'nin mecliste
milletvekilleri, grup hazine yardımı, hepsi var. Eğer bir arıza varsa, bir sıkıntı varsa HDP ile ilgili işlem yapma yetkisi de iktidarda. Yapardım. Şimdi bütün bunların hepsini ortadan kaldırıp sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi bir ortam yaratmanın çok bir alemi yok. Biz şunu yapacağız. Biz Diyarbakır'daki HDP'liye de gideceğiz. İstanbul'da HDP'ye oy vermiş olan vatandaşa da gideceğiz. Çünkü bu oylar hiçbir partinin cebinde hazır blok olarak beklemiyor. Yani İyi Parti'de içinde bu geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi için de bu geçerli. Adalet ve Kalkınma Partisi ve HDP için de bu geçerli. Şimdi sahaya indiğimiz zaman biz şunu görüyoruz. 24 Haziran seçimlerinde ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdim. Bugün işsizim diyor vatandaş. Bir sarı kart göstereceğim diyor. Yani gönlü belki tam kopmamış. Hı hı. Ama bir ders vermek lazım diyor. Ya da diyor ki işte İstanbul için söyleyeyim. Ya belediye başkanını da görevden aldılar. El çektirdiler. Neden el çektirdikleriyle ilgili ortada bir durum, netleşmiş bir durum yok. Bir malumat yok. Adamın günahı var idiyse niye yargılanmıyor? Günahı yoksa niye hala şeyde görevden alındı? Şimdi bu ortada asılı bir sürü soru var. Cumhuriyet Halk Partisi burada kimseye sen geçen seçimde kime oy verdin? Bu sefer kime oy vereceksin? Bunlarla çok biz ilgili değiliz. Geçen seçimde farklı partilere oy vermiş olabilir. Ama biz bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun geneliyle ilgili o seçim bölgesinde istediği, vereceği hizmetlerin de başarılı olacağını anlatma derdindeyiz. Şimdi İstanbul'a bakarsanız İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim oyuyla genel seçim oyu arasında bir fark görürsünüz. Bundan önceki seçimlere de baktığımızda. Türkiye'nin genelinde de bunu görürsünüz. Peki bir anda insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne 5 ay önce yapılan genel seçimde oy vermemiş de şimdi neden oy veriyor? Yani bu seçimde verecekler, ben onu görüyorum. Ama bundan önceki seçimlerde de biz buna benzer şeyler yaşadık. Adalet ve Kalkınma Partili gençler vakit geçirmek için Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğu yerlere gidiyorlar. İşte Kadıköy'e gidiyor, Beşiktaş'a gidiyor, Avcılar'a gidiyor, Bakırköy'e gidiyor. Sarıyer'e gidiyor. Şimdi bunun ortadan kalkmasını istemiyor. Kendi içinde bulunduğu mahallede istediği şekilde vakit geçiremeyeceğini ya da vakit geçirebileceği alanların üretilmediğini, yeşil alanların üretilmediğini görüyor. Vakit geçirebileceğini öyle düşündüğü yerlere gidiyor. Yeşil alan için gidiyor gençler. Yeşil alan bunun örneklerinden bir tanesi. Ama vakit geçirebileceği daha... Ya kız arkadaşının elini tutmak istiyor. Daha açık söyleyeyim. Hayat kendi tarzını bulunduğu... tehdit altında görüyor. Bizim evet, yaptırdığımız araştırmada bireysel kimliklerini ve hayat tarzlarını rahat ifade edemediklerini, sosyal baskı altında tutulduklarını ifade ediyor. Gençlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen oy oranı neden düşüyor? Şimdi bunlar benim iştigal alanım aynı zamanda. Neden? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar partisi. Biz de iktidara talip olan bir siyasi partiyiz. Neden insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirler? Neden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verirler? Bunları anlamak çok bizim görevimiz. Doğru olan da bunları analiz etmek. Şimdi ortada bir Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye ile ittifak yapacak, görünür olacak, görünmez olacak. Bence bu tartışmaların hiçbirinin bir anlamı yok. Cumhuriyet Halk Partisi birisiyle ittifak yapacağı zaman saraydan icazet isteyen bir parti değil. Hiç kimseden icazet isteyen bir parti değil. Biz görüşmelerimizi açıktan yapıyoruz. Saadet Partisi ile gittik görüştük. İYİ Parti ile gittik görüştük. Görüşmeler devam ediyor. Bununla ilgili saklayacak falan bir şeyimiz de yok. Bu çok açık. Bir başkası, şimdi bu seçimleri bir genel Saadet seçim havasında... Saadet Partili birinin CHP'ye oy vereceğini düşünebiliyor musun? Tabii ki. MHP'li birisinin HDP'ye oy verebileceğini düşünür müydünüz? Benim tanıdığım insanlar var. Bildiğiniz kendisini ülkücü olarak tanımlıyor ve barajı aşsın diye HDP'ye oy verdi. Bravo. Var böyle insanlar. İlginç. Yani biz genel olarak siyasetçiler ve araştırmacılar ya da sosyologlar toplumsal kesimlerin ortak hareketleriyle ilgileniyorlar. Ama iş bireylere geldiği zaman herkesin bambaşka bir yaklaşımı olabiliyor, siyasi yaklaşımı olabiliyor. Bunu da kendi düşüncesi çerçevesi içinde meşrulaştırıyor. Bir tek cümleyle meşrulaştırıyor. Çok da böyle derin analizlere falan girmek gerekmiyor. Değerler sıralamasıyla alakası var sizin söylediğiniz meselesi. Doğru.
ülkücü olabilir ama ülkücülüğün ötesine demokratlığı koyuyorsa veya demokratlığı da en önemli değerlerinden. Hiçbirimizin bir tane kimliği yok. Bir üst vatandaşlık kimliğinin kapsayıcılığını da alabiliyorsa o kimliği, siyasi kimliğinin içerisine duruyor. Şimdi 1990'lardan önce özellikle Soğuk Savaş döneminde siyasi kimlikler son derece katıydı. Şimdi gördüğümüz bu internet çağıyla beraber ve bilginin akışının hızlanmasıyla beraber kimlikler de fluid hal, akışkan hale geldiler. Ve siyasi kimlikler, ideolojik bağlılıklar eskisi kadar katı değil. Peki ama mesela dünyada yükselen bir milliyetçi ve hafif şöven bir kültür yok mu? Kendini şık tanımlamasıyla. Olaylara bakın, Amerika'da evet, Trump'ın seçilmesine bakın, İtalya'daki gelişmelere bakın. Yani şimdi bu aslında Cumhur İttifakı'nın tabanının Avrupa tabanı benzer tabanın Avrupa'da daha güçlerini göstermiyor bir yandan da. Bakınız, bunun Türkiye'ye bir aksi olmuyor mu? Şimdi 1920'de ve 1990'da iki dönem Amerika'nın gücünün ve Amerikan parasının aşırı kuvvetlendiğini ve arkasında oluşan bir global ekonomiyi tehdit edip doğruca milliyetçilikleri yükselttiği dönemleri görüyoruz. Fransa'da mesela bu olanları Gezi'ye veriyorlar. Bana sorarsanız Gezi'nin 180 derece tersi oluyor. Hayır, bence de hiçbir şekilde. Akaryakıt fiyatlarını artıran bir şeye karşı protesto gösteririz. Protestoların önemli bölümü, %50'ye yakını Le Pen'in partisini destekliyor. Tabii, Le Pen destekliyor, mesaj da veriyor. Ve bu partiye destek veren en önemli ulusal aktörlerden bir tanesi biliyorsunuz Vladimir Putin. Aynı şekilde Avrupa'daki sağcı hareketleri destekleyen, mesajlarını veren kişilerden bir tanesi. Şimdi baktığınız zaman milliyetçilik tarifi ya da yükselen yeni sağ tarifi bizim 90'larda, 80'lerde, 70'lerde bildiğimizden çok daha farklı ve daha çok bireysel anlam yükleme üzerine gidiyor ideolojik olarak baktığınızda. Ve bunun mutlaka bir global bağı da var. Kısıtlı ve ülke sınırlarına kapalı değil. O yüzden bireysel kimlikler üzerinden de değerlendiriyor. Ve birçok değeri de daha önce barındırmadığı yanında barındırabilecek hale geliyor. Ama söylemin esası belki en hani yüksek şemsiyesi benzer kalıyor, aynı kalıyor. Fakat içini doldurma şekilleri A kişisinden B kişisine, A bölgesinden B bölgesine son derece farklılık gösteriyor. Dolayısıyla yeni seçmen tipini anlamak için birazcık bu davranış şekillerini çözmek gerekiyor. Çok bir beklenmedik şekilde de oy kullanıyorlar. İhsan Bey müsaade ediyorsunuz. Tamam. Az önce konuşulanlarda birkaç pratik mesele vardı. Onunla ilgili söyleyeyim. Ondan sonra isterseniz İhsan Bey devam etsin. Şimdi bu yerel seçimi ısrarla bir bloklar, ittifaklar üzerinden yorumlarsak sahada birçok konunun yerli yerine oturmadığını görürüz. Bu bir yerel seçim. Yani yerel seçimi yerel ölçekte bakmak lazım. Her yerin, her seçim bölgesinde kendine has durumları var. Evet. Şimdi örneğin İYİ Parti Mersin'de aday çıkardı. Evet. Daha birkaç ay önceye kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. 2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçimlere girmişti Burhanettin Kocamaz. Evet. Şimdi bugün blok mu değiştirdi Burhanettin Kocamaz? Bir tercihte bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de aday gösterecek mi? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin'de aday çıkaracak. Tabii ki. Adana'da bambaşka bir tablo var. Yani iki komşu... Peki nerede çıkarmayacaksınız? Mesela İYİ Parti'ye nerede favör ya da ne bileyim iyilik yapacaksınız? Ben çıkaracağımız yeri söylemiş olayım. Onlar daha görüşmeler henüz bitmiş değil. Ama Mersin'e çıkarıyorsunuz yani. Efendim? Mersin'e çıkarıyoruz. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkaracak. Orada herkes başa baş zaten. Çok yakın oy. Oy oranları birbirine yakındır ama Adana'nın denklemi başkadır. Yani Adana ile Mersin'i sanki bir aradaymış gibi görürsek ya da aynı sahil hattında olan Antalya'da aynı şeyi uygulamaya kalkalım dersek doğru bir iş yapmış olmayız. Yani bu bizim için de geçerli, diğer siyasi partiler için de geçerli. Adana'da bizim iki tane kıymetli belediye başkanımız var. İkisi de Adana'da büyük şehri yönetebilecek durumda. Onun dışında aday adayı arkadaşlarımız da var. Yani illeri başka bir perspektiften kendi yereline uygun bir şekilde bakarsak biz burada daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. İhsan Bey buyurun. Şimdi az önce bu ırkçılaşma, milliyetçileşme, Türk gençliği üzerine bir değerlendirme yapıldı. Şimdi çok enteresan bir şekilde aslında dünyadaki gidişatı Türkiye önce bir test ediyor. Daha sonra diğer dünya devletlerine geçiyor. Belki bu bizim çok taraflı, çok kültürlü bir yerde olmamız, belki bir takım şeyler önce bizim kapımızı çalıyor olmasından. Şimdi dünyada ciddi anlamda bir yabancı karşıtlığı ve ırkçılık var. Yani Almanya'ya bakın, Avusturya'ya bakın.
Amerika Birleşik Devletleri'nin olmaz dediğimiz yer aslında en geç ışkırtılaşacak yer. Hollanda başını almış gidiyor. Gert Wilders ikinci fark. Şimdi şey de Avusturya'da yıllık yabancı karşıtlığı üzerine bir araştırma yapılıyor. Aslında konu yabancı karşıtlığı değil. Yani görmek istediği Yahudi karşıtlığı. O köy genlerinde var ya Batılıların Yahudi karşıtlığı. İşte %60-55 ve geçtiğimiz 2 yıl önce bir araştırma yayınlıyorlar ve Yahudi karşıtlığı Avusturya'da %85 olduğu görülüyor. Evet. Ve akademisyenler araştırma yayınlamaktan vazgeçiyorlar. Avusturya. Yani, evet, Avusturya. Avusturya'da. Aynen öyle. Doğru. Şimdi düşün, acı dersler almış burada bölgeler. Şuna buraları bakabiliriz. Ama genel değişimi çıkmıyor ki oradan. 1000 senedir var öyle. Dünyadaki mesela, devletlerin. Fransa'da işte, 5 milyon kişiyi kamplarda. Yahudi karşıtlığı mesela devletler düzeyinde kontrol edebildi, önlenebildi. Fakat bu İslamofobiyayla başlayan, yabancı düşmanlığıyla başlayan batıdaki ırkçılığın bir adım sonrası Yahudi düşmanlığıdır. Çünkü onlar için çok yabancı bir şey değil Yahudi düşmanları. Ve dip dalgada ciddi bir ağır ırkçılık süreci yaşıyor. Türkiye bu süreci yaşayabilirdi. Bence Türkiye'de aslında Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin bir fonksiyon icra ettiği. Türkiye'de aslında bir ırkçılık olmadı ama. Olmadı. Şöyle şeyimiz müsait değil. Öncelikli olarak şeyimiz müsait değil. Genetik müsait değil. Çünkü biz imparatorluk bakiyesi milletiz. Fransa'da imparatorluktu orada oldu. Almanya'da imparatorluktu orada ama oldu. Ama şöyle tek milletli. İngilizlerle Türkler de olmuyor. Tek milletli imparatorluk Almanlar. Evet. Merkezinde hep Almanlar olmuştur ama bizim hangimizin soyunu sopunu sorsanız ya Arap vardır ya Kürt vardır ya öteki vardır ve ben zaten şey diyorum yani aile çok taraflı olduğu zaman Türk oluyor yani. Çok taraflı aile. Tek bir soydan yani Kore değiliz biz. Başka bir şey değiliz. Burada bence Avrupa tarzı bir ırkçılık olmasa bile dip dalgada provoke edilen bir ırkçı kesim oluşabilirdi. Bence bu Tayyip Erdoğan'ın yerli milli vurguları, Devlet Bahçeli'nin o şeyi milliyetçi tabanı dengeli bir şekilde yönetmesi. Hatırlayın yani göreve geldiği günden bugüne kadar bir milli kimliğin öne çıkması, yerleşme, vatanperverlik, toprağa sahip çıkma var. Bence bunun dozu o kadar iyi ayarlandı ki bu gruplar içerisinde aşırı gruplar çıkmamış oldu. Hem İslamcılar arasında aşırı gruplar yok, hem de milliyetçiler arasında aşırı gruplar yok. Belki de bu Türkiye'nin... Var ama radikal diye diyelim. Şöyle yani silahını alıp sokağa çıkacak gruplar değil bunlar. Zaten terörizm... 24 Haziran gecesini terörize olmuş. Yaşasaydık keşke. Onun beraber analizini yapmıştım ama ben. Terörize olmuş gruplar varsa da zaten evet, o da... Terörize var anlamını söylemiyorum. Özünde polisin meselesidir. Ben burada aslında Türkiye'nin önce bu güçlü liderlik sonra toprağa sahip çıkma. Hatırlayın yani 10 yıl önce 15 yıl önce böyle küresel işte liberalizm, böyle etnisite, devletlerin küçük devletlere bölünmesi falan filan konusunda aslında Türkiye o riski gördü. Erken milli devletine sahip çıkma refleksi gösterdi. Aslında bugün dünyadaki bütün devletler de kademe kademe ittifaklardan ayrılarak milli devletini koruma derdine düştü. Belki de mesela bu modeli, Türkiye'deki model Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da olmuş olsaydı dünyaya örnek model olarak gösterilebilirdi ama bütün hikmetler, hakikat ve doğru şey onlardan çıktıklarına inandıkları için çok da bize bakmıyorlar. Yani aslında Türkiye'nin arkasından işte baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri 3 aşağı 5 yukarı benzer bir modelle yönetiyor. Benim özetle söylemek istediğim şu, Türkiye'deki milli değerlerin merkeze alınması, vatanperverlik, topluğa bağlılık aslında geniş anlamda bir milliyetçilik oluşturmakla beraber ırkçılığın da önüne geçmiştir diye düşünüyorum. Burada da hem Recep Tayyip Erdoğan hem ama de şeyin rolü makuldür. Aynı şekilde olmayan bir farklı bir muhafazakarlık veya bir tutuculuk türü Türkiye'de yükseliyor, onu biliyoruz. Yani. Şimdi İhsan Bey'in sosyolojik hatası bunun bu sürecin bitmiş olduğunu farz etmesi. Halbuki süreç bitmez ki, hayır, hayat devam ediyor. Şimdi bakınız, bu nasıl milliyetçilik süreci ve aşırı sağ süreci asıl gelmek üzere olan bir durumda. Şimdi şöyle, çünkü Türkiye'deki 5 milyon Suriyelinin hiçbir yere gidesi yok. Sizin buraya de da entegre olmak hata yapma ihtimaliniz şundan, mesela Türkiye'de Batı kodlarıyla okumaya kalkıştığınız zaman yabancı karşılığı ırkçılığı. Bu da sizi bir hataya götürebilir ama sosyolojik hadiseler bitmez zaten. Son derece Batı Doğu'yu sentez edebilen bir eğitim aldım. Tabii şu, işte Suriye, ama sahada gördüğüm yani, Kilis'te, Antep'te, sınırda yansıdığınız. Şimdi var ama buradaki Türkiye'deki mesele bir ekonomik bir mesele. Bir sıkıntı olduğu muhakkak ama Avrupa'da gibi değil. Yani burada benzer coğrafyadan geminin ve aynı dine mensup olanın getirdiği farklı bir şey var. Yani çıkalım şuradan, baktığın zaman tiplere baktığın zaman çok fark edemiyorsun yani bu mu Suriyeli, bu mu Türk falan diye birbirine benzeyen ya, çok İranlı yakın bir şey var yani o aynı coğrafyadan gelmek. Oradaki kadar sırıtmıyor. Batı'daki kadar baktığın zaman anladığın bir tablo olmadığı için
ekonomik temelde evet, yani adam işini aldığına bak. Şöyle diyor adam, diyor ki kardeşim hastaneye ben gidiyorum para veriyorum, Suriye gidiyor para vermiyor. Okullara ben dükkan, vergi ben veriyorum. Ben dükkan açıyorum vergi ödüyorum, Suriye dükkan açıyor vergi ödemiyor. Okula ben, Suriye'nin istediği okula gidiyor, bana şu okula gidebilirsin, bu okula gidebilirsin. Orada bir ayrım var ama bu ırktan daha çok sonradan gelenin baş tacı edilmesine yönelik bir tepkisellik var. Yoksa ya bunlar Suriyeli, bunlar Arap, bunlar pis diye bakmıyor kimse. Irkçılık olarak bakmıyor. Evet, ırkçılık olarak bakmıyor. Ama bu sosyolojinin yabancı düşmanlığı dersen bir oluşma evet. başlıyor. Yabancı zaten ayrıcılıktan ötürü ama bunun ırkçılık olduğunu kabul etmiyorum. Ve özellikle masif olarak yerleştirilen yerlerde mahalleler arasında çatışmalar ortaya çıkıyor. Hanımefendi, bir şey söyleyeyim. Kendi bakın, kültürünü koruma, xenofobiye geliyor. Bunları buraya getiren kim? AK Parti. O bahsettiğiniz yerlerde bir Urfa, iki Antep, AK Parti en fazla oy alıyor. Şimdi bakacağız. Şimdi şöyle. Yani, bakacağız. Şimdi bu değerlendirme, evet sokakta adamla konuştuğun zaman sövüyor ama... Toplumda şey gerginlik oluşturuyor bunu. Ya şimdi şöyledir, 5 en milyon insan, Mehmet Bey orada unuttuk 4 kendisi. Milyon insan sizin ülkenize gelip yaşıyorsa bu problemsiz olacak. Bir sancı büyük bir sancı fakat şunu söyleyeyim, ya bugüne kadar Türk halkının büyüklüğü, göçle gelip buraya yerleşmiş olmamız. Yani o acıyı biz Birinci Dünya Savaşı'nda tattık. Hmm. Ve dünyada muhtemelen Türkiye'den daha başka bir ülke bu şeyi yönetemezdi bu süreci. Ama bize 200 yıldır gelmeyen evet. yok ki. Rus'u geldi, Çerkes'i evet. geldi, Arnavut'u geldi. Seçeni herkes geldi, Heçeni geldi, evet. herkes geldi buraya. Herkes göçer aslında. Farklı olarak. Acayiptir. Mesela buraya gelenler sanki buranın şeymiş gibi sonra da benim haklarım falan filan demeye başlıyor. Onu da ben anlamak zor çekiyorum. Yani işte, ne bileyim işte bazı Çerkezler var toplanıyorlar işte Çerkezlerin hakları. Karışım Çerkezistan orada hadi yürü ki Çerkezistan'da işte haklarını. Yani buraya geldiğinde hoş geldin diye ama yarın aynı şey Suriyeli hep olacak biliyorsunuz yani. Şimdi ama bir de göç verme durumu var. Hiçbir bahsettiğiniz bu dönemde Türkiye bu kadar kaliteli, eğitimli iş gücünü yurt dışına göndermedi. Dolayısıyla editler değişiyor. Dolayısıyla iş gücü değişiyor. Eğitim yapısı değişiyor. Onun sorumuzda şu anda bekliyoruz. Ama bu işte ileride bir sağ dalgayı çıkartacak. Efendim? Bu süreniz Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybı olarak tanışmanlık olarak işe yarar ama. Evet. Hani Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışına gönderiyor, kanaat önderi kalmayacak dolayısıyla. Bu bence parti gözetmeden... Zaten. Kendi adına konuşuyor ama yani söylediği ama şey doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarıyor gibi sanki. Bu sosyolojinin değişmesi Türkiye'ye gelir. Mehmet Bey'i unuttuk orada ya. Mehmet Bey'i evet. Ankara'da yalnız başına biz... Çok zor, evet. Ama şu cümleyi izin verirseniz söyleyeyim. Ondan sonra Mehmet Bey'i merakla dinleyeceğim ben de. Bu sosyolojinin değişmesi o parti bu partinin ötesinde Türkiye'nin gelişmesi, dünya memleketleri arasında kendi yerini kuvvetlendirmesi açısından sakıncalı. Kendi yetişmiş insanını tutabilecek bir siyaset üretmesi lazım. Bütün devletlerin amacı budur. Bunu zaten. Yapamaz ise önümüzdeki süreçte ve çok kısa bir süreçte ilk 5 sene içerisinde ciddi sorunlar yaşamaya muktedirdir. Seçimlerden ve partiden bağımsız olarak söylüyorum. Peki. Mehmet Bey. Aslında... Evet, duyuyorsun herhalde bizi. Evet, duyuyorum. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Ben bir şey soracaktım ama söyleyeceksiniz, buyurun. İsterseniz ben söyleyeyim. Çünkü konuşulanlar konusunda birkaç görüşümü beyan etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, misafirlerimizden bir tanesi, benim Sayın Salıcı bir ülkücünün HDP'ye oy verdiğini söyledi. Vatan, millet, bayrak diyen ve hareket noktasını vatan üzerine, bayrak üzerine konumlandırmış ve önce vatan ülkem sonra benim diyen bir kitleden bir tanesi, bir ülkücü, birinci sorununu ülke, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni birinci sorunu haline getirmiş bir partiye oy vermez. Bu teorik eğer veriyorsa o somut olarak bir kişi olduğunu biliyorum yani. O zaman ülkücü değildir. Ülkücü kodları yoktur onda. O sadece kendi ülkücü olduğunu zannediyordur. İki, Mehmet Bey bitirsin. Öncelikler değişti diye bir konu geldi. Bir ülkücü zaten demokrat karşıtı değildir. Yani Türkiye'deki milliyetçiler demokrat karşıtı değildir. Demokrasiyle bunlar karşı şeyler değildir. Özellikle bu siyasi partinin geçmişinden bu yana baktığınız zaman da bunu görürsünüz. Diğer bir konu bence çok çok önemli. İhsan Bey de aslında vurguladı onu. Suriyeliler konusunda bakarsanız en çok itirazın milliyetçilerden geldiğini görmezsiniz. Mesela ben özellikle Devlet Bahçeli'nin bu konuda çok hassas davrandığını biliyorum. Veya milliyetçi kitle diye tabir ettiğim
ettiğimiz kitlelerden, kişilerden de Suriyelilere yönelik böyle bir olumsuz bir tavır ortaya çıkmadı. Ama rahatı bozulacağından, rahatı bozulduğundan tedirgin olanların çok konuşma yaptığını veya bu konuda açıklama yaptığını biliyoruz. Bir de şunu unutmamak lazım. Şu anda biz 4-5 kişi burada konuşuyoruz. Acaba hangimiz hangimizin geçmişi bir Balkanlardan, Orta Doğu'dan veya Kafkaslardan değil? Osmanlı İmparatorluğu büzüştükten sonra büzüşen bir imparatorluk. Bu imparatorluk büzüştükten sonra buradan gelen insanlara kucak açmış bir topraktır Anadolu. Yani bu perspektifte değerlendirmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Diğer bir nokta, özellikle teröre rağmen ve bu konun kaşın uzun süre 84'ten bu yana, zaman zaman bu 90'lı yıllarda arttı, 2015 yılı itibariyle daha da arttı. Terörün çok yükseldiği dönemlerde dahi bu topraklar ırkçılığı kabul etmemiştir ve kusmuştur. Hatta bunu ileri sürenlerin üzerine kusmuştur bu topraklar. Bunu belirtmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi buyurun sorunuzu alabilirim. Zaten siz cevap verdiğiniz sorumun önemli bir bölümünü ama ben yine de farklı bir noktadan gireyim. Bu ittifak, jestler, şunlar, bunlar falan filan konuşuldu ama sonuçta hemen hemen her şey önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. 19 Şubat'ta her şey netleşmiş olacak. Şunu merak ediyorum. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi beklediği jestleri göremezse, umduğu yerlerde AK Parti'den umduklarını bulamazsa, belli şu anda henüz daha netleşmemiş ama en azından zarafetle çözülebileceği düşünen meseleler zarafetle çözülemez ise eğer, ne bileyim Osmaniye'de bile ya da işte MHP'nin daha güçlü yerde bile AK Parti aday çıkarırsa, buna rağmen ittifak sürer mi, yoksa bu MHP peki tamam Allah kahretsin devletin beka sorunu var, ben size çok kızdım, bana haksızlık ettiniz ama yine de ben ittifakı sürdürüyorum der mi, yoksa beklentiler karşılanmazsa ittifakın sona erme ihtimali hala olabilir mi? Ben bu işin büyük oranda bittiğini düşünenlerdenim. Aldığım bilgiler de bu yönde. Büyük oranda bittiğini düşünenlerdenim. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan bir araya geldiği zaman bu işin de artık kapanacağını, yani tamam ittifak sürecinin bir anlamda düğümünün atılacağını düşünenlerdenim açıkça söylemek gerekirse. Çünkü iki taraftan da aldığım kulis bilgileri bunun çok iyi gittiği yönünde. Zaten biliyorsunuz alanı biraz daralttığınızda daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Özellikle belli illerde, yani Ankara, İstanbul, İzmir'de zaten açık ara destek verdi Sayın Bahçeli AK Parti'ye. Yani kim gösteriyorsanız gösterin destek veriyorum demek, bu gerçekten önemli bir destekti. Çünkü Türkiye'nin neredeyse 3 ile ortaya koyduğunuzda 4'te biri bu 3 ilde yaşadığını görüyorsunuz. Bunun karşısında da Sayın Erdoğan'ın, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hassasiyetini ve bu ittifak olan desteğini karşılıksız bırakmayacağı noktasında açıklamalar geliyor. Peki gördüğümüz başka bir buradaki sıkıntılardan bir tanesi de tabanda bazı çatışmaların olma ihtimali. Geçtiğimiz günlerde bir MHP'liyle, MHP'li dostumla sohbet ediyordu. Dedi ki, ya büyük kentlere sıkıntı yok dedi. Büyük kentlere çok rahat hareket ediyoruz dedi. Hiçbir şey de olmuyor dedi. Ama dedi, küçük Anadolu kentlerinde ve bazı ilçelerde dedi, bizim dedi 5 senedir, 6 senedir bu iş için dedi, hatta 30 senedir parti içerisinde olan ve bu iş için dedi, ömrünü vakfetmiş isimler var dedi. Biz bu arkadaşlara çekil dediğimiz zaman dedi, bir miktarda sorun yaşıyoruz dedi. Bazıları dedi sert tepki gösteriyorlar. Ve biliyorsun da MHP'nin tepkileri dedi normal tepkiler değildir. Ciddi gerilim yaşıyoruz bazıları dedi. Ben dedim ki peki en azından kadrolaşmada şu... Dedi ki hiç böyle bir şey de yok. Biz dedi hiç öyle bir kadrolaşma falan filan da elde ettiğimiz yok. Zaten böyle bir beklentimiz de yok açıkçası. Ama dedi bir jest de görmüyoruz. Küçük yerlerde biraz dedi gerilim olma ihtimalinden çekindiğimizi söylemeliyim dedi. Siz buna katılır mısınız bu görüşe?
Benim gördüğüm kadarıyla küçük, şöyle söyleyeyim, yerele girdiğiniz zaman alan daraldıkça partiler ve kişiler birbirlerini daha iyi tanıdıklarında bazı sorunlar olabiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı noktasında ittifakı bozmamak için hassasiyet veya birbirlerine karşı hassas tavır ortaya koyuyorlar ama siyasi, ayrı siyasi parti olduklarında bilerek hareket ettiklerini görüyorsunuz. Yani onun için ittifak yaptığınız, işbirliği yaptığınız daha doğrusu bu süreçte alanı dar tuttuğunuzda zaten diğer yerlerde her parti kendi adayını çıkartıyor ve siyasi rekabet içinde bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. O açıdan burada partilerin sen burada çekildin ben burada çekilmedim tartışması yaşanmadığını görüyorsunuz. Özellikle belli iller. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla burada iki şey çok önemli. İstanbul, Ankara AK Parti açısından çok önemliydi. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin de alacağı oy oranı ve bugüne kadar elinde tuttuğu veya tutmak istediği illeri eline tekrar geçirmesi veya oralara tekrar belediye başkanlığını alması çok çok önemli. Çünkü ortaya koyduğunuzda benim gördüğüm kadarıyla burada sadece ittifak süreci bloklar karşısında işlemiyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir başarı ortaya koyması, hem ittifak anlamında başarı ortaya koyması, hem de parti olarak oy oranında ortaya koyması İYİ Parti'nin nereye evrileceğini de gösteriyor. Böyle bir durum da var. O açıdan bence iki parti mümkün olduğu kadar hassasiyet gösterecek ama bu dar bir alan dar bir alanda, yani birkaç şehirde, belki birkaç ilçe gündeme gelebilir. Ama diğer alanlarda hem AK Parti'nin de hem de Milliyetçi Hareket Partisi zaten kendi adaylarını açıklayarak siyasi rekabete devam ettiklerini görüyoruz. Sağ ol Mehmet Bey. Bir kısa reklam arası vereceğim. Sonra son turda Oğuz Kağan Salıcı'ya bir iki isimle ilgili soru soracağım. Özellikle Mansur Yavaş adı üstünde epey bir gürültü var. Reklamdan ardından konuşacağız bunu. Evet, Oğuz Kağan Salıcı, Sayın Salıcı. İsimleri soracağım dedim. Mansur Yavaş en çok konuşulan isim. Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın geçen seçimdeki başarıyı elde etmesini veya tekrarlamasını, hani siyasetin içinde değil ama kenarından 35 senedir profesyonel, 50 senedir de amatör olarak bakıyorum ve sanki o günkü gazı yok gibi geliyor bana. Bilemiyorum. Yeni bir isim düştü. Cengiz Topel Yıldırım mesela. Bu tartışılmaya başlandı Ankara'da. Ankara'da ne olacak? İstanbul'da kim olacak? Sizi çok yakıştıranlar var. Sayın İmamoğlu'na yakıştıranlar var. Hatta şöyle diyorlar. Ya Oğuz Kağan Salıcı'yı toplum daha iyi tanıyor. Keşke olsa Kağan Salıcı olsa daha etkili olur. Bir de çok iyi konuşuyor. Çok etkili diyorlar. Ama halinizden anladığım ben pek istemiyorsunuz gibi duruyor karşımda. Vücut dilinizden gördüğüm kadarıyla. Buralarda ne yapmayı düşünüyorum? Antalya riskli şey açısından, AK Parti açısından eğer Millet İttifakı orada etkili olacaksa, güçlü olacaksa Antalya önemli. Bu üç ilde ne düşünüyorsunuz? İzmir'i çok sormuyorum. İzmir zaten hani odunu göstersem seçilir noktasında bir yerde İzmir'de CHP. Ancak baktığınız zaman MHP ile ittifak zorlar diyenler var karşısında. İsimler konusunda ne diyeceksiniz? Önce 2014'ten başlayayım isterseniz. Şimdi 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçilen illerde, ilçelerde, büyük şehirlerde belediye başkan adayları oldu. Bu belediye başkan adayları 2014 yılında seçilirken bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı düşük oy alıyor ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimali olmayabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu adayını destekleyelim diye düşünen yurttaşlarımız oldu. Evet. Yanlıştı. Mesela, ama böyle düşündüler. Mesela Manisa'da oldu, mesela Balıkesir'de böyle oldu. Düşündüler ve böyle oy kullandı bazı yurttaşlarımız. Şimdi 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi bir muhalefet partisiydi. Bizim söylemekten imtina ettiğimiz kadar sert sözlerle iktidara yüklenen bir siyasi parti. Siz onun yanında bir şey söylemediniz. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir parçası, iktidarın da bir ortağı. Ya bir tür ortağı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bugün itibariyle sahada adaylarıyla, kendi siyasetçileriyle bir yarışın içine girecek, bir Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere devam ettireceğiz söylemi var. Ama şu soruyu da sormak lazım.
Şu anda bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu ekonomik krizin faturası Cumhur İttifakı'na kesildiğinde Milliyetçi Hareket Partisi de kesilecek mi? Yani hükümetin bütün politikalarını... Yani 24 Haziran farkını siz bu bir, ekonomik dönem, ekonomik sorunlar. Bir yandan 24 Haziran'dan farkı, bir yandan 2014'teki yerel seçimlerden farkı. Çünkü o zaman Milliyetçi Hareket Partisi eleştiriyordu. Uygulanan ekonomik politikayı da eleştiriyordu, dış politikayı da eleştiriyordu, birçok konuda eleştiriyordu. Hı hı. Bugün itibariyle savunur durumda. Yani şey hatırlayın. Diyor ki AK Parti'den giden oylar MHP'ye de gitmesin, bir sekme daha yapsın diyor aslında. Yani iyi olur. Çıkarıyoruz. İyi olur, memleket çıkar açısından iyi olur. McKinsey'i bu kadar gönül rızasıyla atılarak savunan bir genel başkanın durumunu herhalde yurttaşlarımız değerlendirecektir ekonomik politikaya sahip çıkma anlamında. 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim kazandığı yerlerin 24 Haziran'daki sonuçlarına bakalım. Birçoğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya 4. parti olduğunu görüyoruz, bazı yerlerde 5. parti olduğunu görüyoruz. Şimdi 2014'ün koşullarıyla 2019'un koşullarını kıyaslamamak lazım. Buradan geleceğim Mansur Yavaş'a. 2014'teki durum Milliyetçi Hareket Partisi açısından, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından farklıydı. Ortada bir İyi Parti yoktu. Bugün bir İyi Parti var. 24 Haziran'da belirli bir oy almış, parlamentoda grup kurmuş ve yerel seçimlerde iddia ortaya koymak isteyen bir İyi Parti var. Dolayısıyla bu koşullarda baktığımız zaman isimlerin bir önceki performansından daha iyi bir performans da gösterebilir, daha düşük bir performans da gösterebilir. Bizim yapmamız gereken şey 2019 seçimlerindeki koşullara bakmak. Adana'da da, Antalya'da da, Mersin'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel bakışı şu: biz nereleri kazanırsak, hangi büyük şehirleri kazanırsak, hangi illeri kazanırsak, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetemediğini topluma gösteren bir somut sonuç ortaya koyar. Büyük iller. Büyük iller. 81 ilin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi doğal olarak aday çıkaracak, koşturacak, uğraşacak. Ama siyasi sonuç alabileceğimiz yerlere çok daha büyük bir emek vereceğiz. Çok daha ciddi bir çaba göstereceğiz oralarla ilgili. İhsan Bey. Şimdi bir Ankara-İstanbul değerlendirmesi yapacak olursak, işte Ankara'nın böyle milliyetçi bir karakteri olduğunu, ben Mansur Yavaş mevzusunun da nihayetinde bir partinin ya da iki partinin adayı da olabilir ama bizim o sosyolojiye baktığımız zaman o gün bir AK Parti iktidarı var. 17-25 Aralık gibi bir süreç geçmiş. Yani o FETÖ'nün pompaladığı bir yolsuzluk meselesi var ve partiler de bunu bayraklaştırmıştı. Aslında bütün partilerin muhalefeti tek partiyeydi. O ve diğer evet. Partilerin tamamının ortak adayı da Mansur Yavaş gibi olmuştu ve insanlar o hararetten çok da detayları görmüyorlardı. Yani AK Parti'nin karşısında kim var? Mansur Yavaş var. Fakat şimdi o gün Mansur Yavaş'a oy veren insanların bugün Ankara'da %12,5, %13'ü Milliyetçi Hareket Partisi tarafından temsil ediliyor, %7'si İYİ Parti tarafından temsil ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28-29 bir oyu var, artı İYİ Parti'nin oylarını koyduğunuzda HDP'nin çok bir ağırlığı yoktur. Yani ittifakla beraber aslında Ankara o milliyetçi artı AK Parti oy tabanı çok yüksek. Ben biraz bu iki taraf açısından doğu doğudur, batı batıdır gibi görüyorum ve Mansur Yavaş'ın da avantajlı bir aday olmadığını düşünüyorum. Muhtemelde ama siz de galiba CHP'nin Ankara şansının İstanbul'a daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Yani İstanbul'da Binal Bey baskın çıkar gibime geliyor ama şans olarak şöyle söyleyeyim. Ankara'da AK Parti kendisi şöyle bir dil kullandı. Ben onu da çok anlayamadım. Yani zaman belki bunu politik olarak da görüyor. Ankara'da İstanbul'da acaba sıkıntı var mı diye bir dil kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, AK Parti'nin de oyları zaten iki şehirde de normal oylarından fazla büyükşehir oyları. Hem AK Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları klasik genel seçim oylarından fazla. Ben biraz finalde doğu doğudur, batı batıdır, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara İstanbul AK Parti'nin şeklinde finallenir diye düşünüyorum. Ama şöyle, adaylar belli olacak, adaylar üzerine araştırmalar yapacağız, öngörülere bakacağız. Hani o zaman daha net konuşabiliriz ama şeydir. Bir de bir partinin elinde olan yerel yönetim zaman içerisinde sosyolojisi de dönüşüyor, o partiye daha yatkın kalıyor. Yani İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından beri %50 bandında oy aldığı bir yer değildi. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi lehine, İstanbul Ankara'da AK Parti lehine dönüşmüş şehirler aslında. Böyle de öyle kalır diyorsunuz. Bu arada Kocaeli aslında çok konuşulmayan bir yer, ekonomisi en güçlü Türkiye'de. Evet. Kocaeli'de AK Parti eski genel sekreterini oraya koydu ve bugüne kadar Kocaeli başarısında da imzası olan bir şey, yani Tahir Büyükakın. Dolayısıyla Kocaeli'de de aslında şeyini erken açıklayarak adayını ve genel oy potansiyeline de güvenerek başarılı bir adım atmış oldu AK Parti. Peki, çok teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın.